Mobilya. Aynı fikirdeyim bu arada. Aynı fikirdeyim. böyle. Oyuncu koltuğu falan şeyden değil Bilmiyorum. hani işte çok ağırım, kırarım koltuğu falan Bilmiyorum. değil de. Bu şunun Yok, tadı abi, farklı ya. Anladım. Bu yani şimdi işte bak götümün yarısı kadar daha boşluk var. Yani anlayabiliyor i̇şte musun? abi. Bir göt, bir götü büyük adamlarız. Bizde mobilya. Yani. O, oyuncak... o konuda şeyim yani, <laughs> İddialıyımdır yani. <laughs> <laughs> bendeki bendeki göt hiçbiriniz yok. Yani doğru abi, bu arada. <laughs> <laughs> Keron'un ker, ker hiç göt, götü büyük olmamış ki o nereden bilsin? biz? O zaman Rhea Ripley falan unutalım. kardeşim <laughs> <laughs> bizim yanımızda Rhea falan diyormuş. Hassas noktamız kardeşim. Rhea Ripley falan. Tabii ki. Fire <laughs> göt falan diyormuş. <laughs> Bugün de yağızı kaybettik ya. Bizim... Ya sorma ya. Bu part timer gelmiyor bak. Hmm. Yemin ediyorum bu kadar da olmaz yani. Ayıp bir şey. Şurada program yapıyoruz. <laughs> adam gelmiyor yani. Şaşırdım ama ya. Böyle Onat dedi ki süresini söyleyin. zaman söyleyin ben oradayım dedi. Der hmm. demez. Şey dedi şey ki ben gelmiyorum. Başka yok. <laughs> o geliyorsa Şahsiye ben yokum algıladım. dedi. Aynen. Şahsi algıladım. Bak sizlerle olmadığım bu iki haftada çok güzel full HD izledim sizi. Ve Dikkat edin bak. Yağız da böyle bir daha bir neşeli, daha bir gülücük tavrı. <laughs> ee, ama işte ben geliyorum diye bu sefer full ortadan kayboldu. Ben artık kasıt arıyorum. Ee, gelseydi ona çok güzel bir doğum günü bir pastası kesecektim. Gelmedi. Olsun. İyi ki doğdun Yağız. İyi ki varsın. İnşallah. E, yani büyüdü. Kocaman oldu. Elimde büyüdü. <laughs> tövbe tövbe. <Yani. gülüyor> İlk, ilk gördüğümde şu kadardı abi. küçük. Bir, sen, şimdi sen de bana diyeceksin Gizli sırlar da Aynen öyle. Öyle gidiyor. Yani. Benim Hayır, Benim gören kalabildim. yok ama hiç. <gülüyor> <gülüyor> yok yani anladın mı? Şeye gidiyoruz evet. artık. Bu arada bir şey diyeceğim. Ulan, geçen bir şeyler izliyoruz eski falan böyle. Şey dedim işte Rumble'ları izleyelim falan dedim böyle. İşte 1995 Shawn Michaels izliyoruz falan şey dediler. Abi o kadar eskiye ne gerek var? Tarih öncesinden başlasaydık. Şey geliyor <laughs> bana anladın mı? O kadar da değil ya. Sonra Yo yayında ha. düşündüm, yayında düşündüm şey dedim. Bak Fox zamanı, şimdi 2010'da konuşuyoruz mesela, 10 yıl öncesi 2000. O raklar, Stone Coldlar var, anladın mı? Ama şu anda 10 yıl önce gidince Shield falan dağıldı yani, anladın mı? Oğlum, Öyle çok çok düşününce... geçmiş, çok çabuk geç bir zaman ya. Valla ben bugün e, birazdan işte göreceğiz, bir görsel bulabilmek için eski sayfamı açtım, böyle kapalı orası. Yani o sayfada 2016'da falan paylaşım yapıyordum. Şey paylaşmışım. Roman Reigns'in Undertaker'ı yendiği anki görseli şey yazmışız. Bu anı hatırlıyorsanız çocukluğunuz harika geçmiştir. Yani gelecekte <laughs> bunu paylaşacağız yazmıştım <laughs> böyle. Gelecekteyiz. Yani. Ben bir de şey ya geçen bir nostalji yapalım dediler canlı yayında. Abi eski yayın resim 37'de işte böyle işte bir şeyler yayında bir şeyler olmuştu falan diye böyle açtık. Şimdi bakıyoruz. O zamanki yorumları okuyorum aynı anda. Resime 37'de Roman'ın işte tost edişinin reaksiyonunu izliyoruz böyle canlı yayında. Ne yapmışız, ne konuşmuşuz diye yanında chat akıyor. Chat'te hep şey var işte. Yeter ya Roman iyice mutant oldu falan. Resime 37'de bunu söylemişler. 41'e mi gideceğiz artık buradan sonra bilmiyorum yani. <laughs> ya evet, çok yani. ilginç bir şey. Ben düşünmemeye çalışıyorum abi. Gerçekten deli bir fark var çünkü. Yani Stone Cold'un işte o çılgın promosu 98'de mi 99'da? Yirmi beş sene, yirmi altı sene. İyi gidin günler be Carol, <laughs> değil mi? Öyle, vallahi öyle. Öyle. Bu arada Pro Wrestling Stüdyo 32. bölümü hoş geldiniz. Evet her hafta evet. olduğu gibi yine buradayız. Yine Hayır. sizlerleyiz Burada. ve bütün hızımızla <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu 2024 <laughs> gördüğünüz koca olanların yılı olacak. Bu arada geçmiş olsun ya. Oğlum bu nasıl bir salgın? Hepimize geçirdi. arkadaşlar vallahi. Kamu spotuyla başlamak istiyorum. Sesimi böyle çıktığına inanamıyorum. Bir daha konuşamayacağım zannettim. <laughs> ee, bir ara gözüm falan aktı. Böyle çok değişik bir hastalıktı. Ee, kötüydü. Bir salgın varmış. Sağlık Bakanlığı da çok şükür doğruladı. Ee, doğrularken Kero Mas şey dedi. Ben çok maskeli e kişi görüyorum bu arada artık. Takanlar var yani. Evet. Ya e Geçtiğimiz hafta sonu bir sınava girmek durumunda kaldım. Çünkü telafisi yok. E maskeyle gireyim dedim. Meğer herkes maskeyle girdi yani. Hmm. E İyi ben. Böyle bir, bir saat süren falan bir sınavdı. üniversite vizesi. Ama bir saatlik sınava bile herkes maskeyle girdi yani. Değişik bir ortam var. Hani böyle bir şey yaşadığımız için de insan çekiniyor yani. böyle O covid de böyle birden e, hepimizi ele geçirmişti. Ama bir şey diyeyim mi size? Ben covid olmadım. Geçirmedim. Ama bu ne olduysa mikrop mikropmuş harbiden. Hani ya, hmm. mikrop haklarını verdi mikropluğun yani. Tebrik ediyorum mikrop. Hani gerçekten iyi bir <laughs> mikrop. <değil> yani. <laughs> Ona... Celal videosu var ya arkadaşlar zatür oldum. Azerbaycan'a gelemiyorum diye gördüyseniz. Görenler <laughs> vardır <laughs> da, da o geliyor aklıma ya. Arkadaşlar evet. gelemiyorum. En kısa zamanda arıza katılacağım. Katıldı. Yağız'ı kaybettik şimdi. Evet benim için yılın ilk programı bu arada. Ayın 17'si olmuş. Aynen. Yeni yılınızda kutlu olsun bir kere daha. <laughs> 2020'de evet. ayın 17'sinde. Evet. <laughs> evet. Ben de e, yaklaşık 10 gün falan geç başladım yıla. Bir post falan atmıştık öyle. Biz de değiliz. <laughs> Valla arkadaşlar o zaman hadi artık girelim bakalım hey, e, SmackDown'a. Özür dilerim. La, hiçbir şey izlemedim diyecek özür şimdi özür değil mi? Ben hiçbir şey Yok, izlemedim <laughs> Hastayım ya hasta olduğum için aksine daha Çok detaylı fazla. Da, okay. şansım ben oldu. Ben duydum onu. Hı. Ayaklı Çok gazete iyi falan var ya hani böyle A Haber falan dediğiniz arkadaşlar dedi ki Onat abi bu aralar bayağı güreş şey böyle diyor. Evde ya herhalde diyor. Johnny istiyor diyor falan böyle. Ben zaten onu aldım. Onu istiyor. Çeki, çekimlerden bir gün önce ona şey dedi arkadaşlar. Dedi ki bana yer zaman verin geliyorum falan diye böyle dedim tamam. Evet. ona söyle. Ya şöyle bir ilginçlik oldu. Ee, biz hani bu süre zarfında sağ olsun birisi çok ilgilendi. Ve e, şöyle bir belam var artık. Bela demeyim de yanlış anlaşılabilir. Her şeyi izlemek istiyor. Yani sevdi, hoşuna gitti. Hmm. Yani en kötü maçı bile izlemek istiyor. Böyle atlıyorum bazen. Niye atladın <laughs> falan diyor kızıyor bana. Ya bir şey yok hani. Ee... Atlamayacaksın işte. O zehri <laughs> alıyor şu an. Ya. Alıyor valla. Atlamayacaksın. En dandik şey izleyecek. Chelsea Green'le, <laughs> Piper Newman maçını izleyecek. <laughs> ama sağ olsun bak bir şey demek istiyorum. Ee, Cody var ya o Cody. Bu hafta benim, benim çok işime yaradı. Tam Cody gelirken dedik bir dedi ki dur Durdur, dur dedi. Durdurdum. İddiaya girelim dedi. Sivil mi gelecek takım elbiseyle mi gelecek dedi. Ben dedim ki tabii ki takım elbiseyle. Neyine ne, Çok ne kolay dedim. Kolay bir iddia. Ben dedi kazanırsam bana waffle ısmarlarsın. Sen kazanırsan öğle yemeğin benden dedi. Ee, ben dedim takım elbise tabii ki. Sonra Cody bir geldi takım elbise. Kim ne diyor iddialaşıyorsun ya diyor. Bu adam diyor sivil mi gelir diyor. Böyle <laughs> sinirle Cody'den nefret ediyor şu anda. Herkesin sebebi evet. farklı. Haklı bu da arada de... haklı olarak. <laughs> bir sunuda da işte fırın ekmek yemesi gerektiğini buradan anlıyoruz. Aynı. Kodi geliyorsa takım elbiseyle gelecek tabii ki yani. Kesinlikle. Ama ben Rawdur önce Smackdown'a girmek istiyorum. Çünkü oh. Smackdown'da Roman Reigns yoktu. Bir hafta oh. göründü, övdük burada ona yoktu o bölümde. Övdük dedik 2021 Roman gibi geldi bir şeylerdi. Sonra Roman yoktu. Sonra üçlüye karşı işte handikap maçı oldu falan bu arada. Buradan Nikaldese çok böyle saygı duyuyorum. GM gibi GM'dir. Çıktı Kesinlikle. falan böyle hiç şey yok. Eyvallah yok. Takır takır. Roman falan dinlemiyor. İşte böyle cemleri özlemişiz. Bu detayı da vermek istedim. Şimdi Roman yoktu. Yani SmackDown'la ilgili aslında çok bir uzun uzun konuşacak bir şey bence pek yoktu bu hafta. Çünkü artık Rumble'a doğru gidiyoruz. Arada bir geçiş şeyleri İşte Logan'ın rakibi belli oldu da odur budur falan. Şimdi Roman tamam yok. Ama geçenlerde bir haber okudum. Elimination Chamber'da da olmayacağı söylendi. Sonra dün okudum bir daha Backlash'te de olmayacak. Roman, Rumble, evet. WrestleMania herhalde şey, pe, premium Live event aşırı falan takılıyor herhalde böyle. Birinde var, birinde hı. gelmeyeyim. Öyle yapıyor zaten bu senedir. Kero, abi Chamber'da... ona birazcık böyle beklesin. Gülo'ya. Konuşsun, i̇ki haftadır konuşmuyor. Biraz daha <laughs> bekle falan. Yeter lan yani, falan Aynen Chamber'ın da Gülo'ya. Ee, Chamber'da olmayacak bir Roman'dan bahsediliyor. Hı hı. E, ne olacak o zaman? Hani kim... Ana olay kim olacak? Punk mı? Punk duyuruldu um, bu arada. Chamber'a. Hmm. Punk olur. Yani evet. Cody olur. Bir birisi olur yani. Roman geçen sene vardı. Sami Zayn'le bir şeyler yapmıştı da. Yapmasa da olur. Ondan önceki sene yoktu diye hatırlıyorum. Lesnar falan bir şeyler yapıyor Dustin Thierry ile. Niye olsun ki? Rock Roman'ın Roman main event olacak. Roman rakı yenecek. Ondan sonra bir sonraki WrestleMania'ya doğru devam edecek. Çünkü ta Nereden Hulk Hogan'ın rekorunu kırmasına gerekiyorsa ee, nedir o? O zaman Cody'yi mi A çıkarmaması A gerekiyor karşısına? Cody, çıkarabilir çıkarsak... hiç fark etmez. Hiç fark etmez yani Roman Reigns. Bir daha bir sonraki resmeniye kadar bence şampiyon olarak gidecek. Çünkü diğer türlü rekoru kıramaz. E, SummerSlam muhabbeti de mantıklı değil. Çünkü Ekim'de falan e, Hulk Hogan'ın rekoruna geçiyor. Eylül'de. Yani, SummerSlam'i de geçmesi pardon. lazım. Da Aynen, de geçecek. E, yani abi bak şimdi. New Day'e rekoru kırdırdılar. Değil mi? Demolition'daydı şey en uzun tek kemerleri. New Day Neden? Çünkü bu şirket yeni gözükmek istiyor. İşte güreş hala çok popüler. Hala en iyi eramızdayız aslında. 80'ler falan da Doğru. neymiş demek istiyor. Büyük tablodan bakınca durum budur. Dolayısıyla ben hiç inanmıyorum yani böyle Roman Reigns Elimination Chamber'da niye gelsin ayrıca? Hani şey gibi böyle ne bileyim hani elinde Rock Roman gibi bir maç var Elimination Chamber yapıyorsun. Salaksın. Direkt kapa şirketi. Yani dolayısıyla WrestleMania'da olacağına inanıyorum. Roman Reigns'in de Elimination Chamber'a çıkacağından bile şüpheliyim. Çıkmaz zaten. Ee, çıkmaması beni şaşırtmaz. Çıkması aksine şaşırtır. Ee, belki bir segment yaparlar falan. Veya öyle yani. Ya Roman Reigns çıkabilir Elimination Chamber'a ufak bir ihtimalle de rakı hiç beklemiyorum ben öyle değil. Valla aslında bir haber vardı. Ona sana geçmeden işte oradaki bazı turizm şirketleri böyle otel motel ama işte Dwayne Johnson'a hazırlanıldığı yönünde bir haber okumuştum. Bu belki de bir ay önce falandı yani. Ondan sonra da işte Rakı'n gelmesiyle dedim buna acaba Chamber'da o mu olacak falan da bilemiyorum. Roman'sız bir Road Roman'sız da diyemiyorum şimdi. Rumble'da tam maça çıkacak da e Chamber'da yok WrestleMania. Backlash'te Hı. de yok dedin. Backlash'te de yok e deniyor. E o zaman kemer mi kaybedecek acaba? Ya da Beklaş önemsiz mi görüyorsunuz? Fransa yani, bu arada. Onu da söyleyeyim. Ha. İşte bahsettiğimiz iki şov senin oralar Kero. Fransa doğru. Kero Fransa şey edebiyat, Fransa edebiyatı mı okumuştun? Ne okumuştun? Ya, İngilizce Fransızca tercümanlık. Tercümanlık evet. yani yurt dışı şovları da daha fazla Roman Reigns görmeyi umardım açıkçası. uluslararası pazara açılıyorsun çünkü. Ee, ya en büyük lan şu an. Tabii. Hindistan'a bile gitmedi. Prime zamanında John herhangi bir çok açılacağını hayal edemiyorum mesela bu tabloda. Örnek veriyorum. Ee, şimdi Bekleşe duyurulmamasını anlarım. Spoiler ya da olabilir olmayabilir gibi yorumlanabilir. Ee, ama Elimination Chamber'da yok demek büyük olay. Çünkü ya yani ortalık çok karıştı bu arada. Ben uzun zaman sonra ilk defa bu kadar keyif alıyorum. Gerçekten keyif alıyorum bu arada. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da? Allah Allah. Çok kaliteli geçiyor bana göre. Kaliteli geçmesinin en büyük sebebi bana sorular sorduruyorlar ve bu soruların cevaplarını alamıyorum. Şimdi birebir e, aynısını söyledim geçen. Hep merak he. uyandırıyor bende. Şimdi e, şöyle bir şey var. Güreşte tecrübelenmek bir yandan kötü hani öngörülerin daha yüksek oluyor. Ne olacağını görebiliyorsun. Ne kadar az biliyorsan o kadar mutlusun aslında. Ee, en son ne zaman böyle öngöremediğim, bu kadar öngöremediğim bir dönem oldu hatırlamıyorum. Ra'da ortalık karışık. SmackDown hepsi bir aradan Roman'a yumuldular. Ee, tamam Rumble'da kemeri kaybetmesini hiçbirimiz beklemiyoruzdur ama işte bunların daha sonradan bir de Royal Rumble'a girişleri var. Bir Road to WrestleMania'ları olacak. Onlar uzun uzun konuşur eminim de. Çok karıştı ortalık. Elimination Chamber diyoruz. Elimination Chamber'ın ne için olacağını bilmiyoruz. Contender mı? O kemer için mi? Bu kemer için mi? Ortada e, çok fazla Rumble kazanması gerekli adam varken sadece biri kazanacak. Donduk mu? Ya. Ha, ne, ne güzel. Ha, <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani e, Roman Reigns'e bu kadar şeyin içerisinden Wrestlemania'dan kemerle ayrıldığını görürsem aşırı saygı duyacağım. Yani söyleyeyim. Çünkü bir de olmaz olmaz derken Rock fırladı geldi. Hani çok random bir olay oldu yani. Şimdi Rock'ın gelişi. Direkt hani şey. Kero'nun dediği gibi Kero'nun dediği gibi ortada bir rak olacak ve alacağım bunu Elimination Chamber'da yapacağım Hani inanamıyorum. Ama neden dolayı diyorlar? Çünkü hepimiz Cody'ye hazırlanıyoruz. Hmm. Resme, ya da ya bu Cody ile yapacak diye. Hani Cody ile yapacak diye. Ama rak görünüyorsa ah hani ne onun olması lazım bence. Yani e, rakın çıkışının e, bir challenge olup olmadığına da emin değilim ilk etapta. Ben hep bir yan yana o da olabilirler mi acaba asındayım? Ee, şimdi Bloodline'da yine problem var. Bu işte bu SmackDown'da ellerine yüzlerine bulaştırdılar bir şeyleri. Ee, yine Roman fırçalayacak onları. Ee, ya çok karışık. Bilmiyorum gerçekten. Şöyle bilmiş bilmiş konuşurum ya ben. Konuşamıyorum şu anda. Hani <laughs> gerçekten oğlum. konuş. Rak niye ya geldi de abi. head of the table? Niye yani anladın mı? Madem hmm. yapmayacaksın eğer. Yani henüz Hı. değil. Belki hani resim kırk e 41 falan diyecekler. tırf bilerek yaptılar işte. Böyle ağzımıza sıçtılar yani. Rakı biz ya bir bile şey... head of the table desin de milletin kafası karışsın. Biz şey Cody'yi kazandıralım olacaksa eğer. <laughs> ya yemin <laughs> ederim şeyi bile düşündüm. Rak e, off script falan mı yaptı diye bile düşündüm yani. Düşünmedim değil yani. Yapmaz ya. O kadar değil evet de. E... <laughs> çok ama çok güzel olmaz mı? <laughs> al ah, hadi şimdi <laughs> hadi, hadi buradan çevirip ya. yapma, yapma da göreyim <laughs> hadi hadi. Aynen. o hadi. beleş para yani şöyle söyleyeyim e, Roman Reigns'in bu kadar hengamenin içinde şov kaçırması bir de benim sorularımı arttırıyor e, çünkü çok rakibi var her şovda birini elimine etse Wrestlemania yine yazman yetmiyor yani biri dışarıda kalacak ya da iki geceyi de kaplayacak öyle de bir Bilmiyorum. haber var bir, hmm. ya bu zaten yani eskiden de vardı hani çift kemer varken birini birinci gecede ötekini öteki gece falan şimdi de işte öyle işte olmasın Drak... be bence de olmasın bu arada hani gerek yok böyle bir şeye şey <laughs> siyan punk'ın hayalleri yeni suya düşüyor değil mi main Aynen. event için gelmiştim ben diye <laughs> benim bu arada ona çözümüm var bu her şeye çözümüm var yani öncelikle şunu diyeceğim ama konu kaçmadan abi drag işte Matt Pekif ile Pat McAfee ile. <laughs> <laughs> i̇ki oldu bak. İki oldu bu. Allah kahretsin. <laughs> On, aynen. Onunla yaptığı röportajda demişti zaten abi. Geçen resmi ne yapacaktık? Ucundan dön diye. Yani adam zaten fırsat kolluyor WWE ile. O yüzden herhalde bir fırsat çıkmış ki sonuna kadar kullanacaklar şu an. Kaçırmazlar yani. Ee, dolayısıyla ben olacağından emin gibiyim. O gözle bakıyorum. İşte Rockler'a bunu koy. Tamam mı? Seth Rollins zaten sakatlandı. de bir şeyler bulursun. Randy saldırsın. Başka biri saldırsın. Bir şey olsun. de öyle. Ondan sonra Sian evet. e, Punk'ın da Rumble'ı yenmesine gerek yok. Numara 30'dan Stone Cold girsin. Rumble'ı kazansın. Sian Punk Stone Cold falan yapın. Çünkü kemeri alsın falan Sian Punk böyle. da Dünya şampiyonluğu evet. için. Hayaller. Set konusunda bir yeşillendirir misin? Set dizine e, bu bu yapmış. Dizine? Ameliyatlı dizine mi? Bilmiyorum. ikisinden birine o belli mi bilmiyorum. Öğreniriz herhalde bölümün Net bir haber öncesinde. yok henüz. İşte zaten bir sonraki konum direkt o. Ra'daki o set mevzuları. Değiniriz ama şey bilmiyorum bu arada haber falan. Roman'ı ha. kapatalım çünkü belli artık. Bekleyeceğiz. Dumble'daki evet. maçı kazansın evet. önce. <laughs> Kazanacak yani. <laughs> ya sürpriz yapsınlar ya. Ne bileyim. Demi sürpriz Cash'in yapsın. Yok yok yok. <laughs> Öyle bir şey olmasın. Okey. O zaman Raw'da Settronis'le Jinder Mahal. Onat. Ooo yani, bak. Ee, evet. Cinder <laughs> böyle hiç ortada yoktu. İki böyle bir Indus yerle gözüktü, gözüktü falan derken bir aradan zaman geçti. Raka karşı hani Rakla bir şey yaptı. Rak Rak ona geldi hatta. Ondan sonra o ise e gitti. Hadi bakalım World TV Championship maç. Once in a lifetime. NXT'de ya yapmışlar. Ee... <laughs> Konuşayım. Çünkü iki haftadır gerçekten diken üzerindeyim. Ee, şimdi sene 2017. Çok kötü bir dönem. Undertaker WrestleMania'da Roman Reigns'e yenilmiş. Ee, ve ile da yeni tanışmışız üstelik. Tam tanışalı bir ay falan olmuştu. Ee, bir de şey bir dön zamanda abi. Reaksiyon videolarımız çok aşırı izleniyordu. Ve çok iyi tepkiler alıyorduk. WrestleMania'dan sonra bir hepimiz moralmen çökmüştük. Yani istemiyorduk bir şey. O esnada SmackDown'da bir contender maçı oldu ve Jinder Mahal kazandı. Böyle yadırgadık yani. Ee, sadece bir yıl önce şirkette yeniden anlaşmıştı. Yoktu ortalıkta. Bekleş Backlash şovu var. Backlash dedim. Yok. Payback miydi? Bekleş miydi? Payback'ti galiba. Karışık artık. Payback de olabilir. Abi ben o şovu izlemedim bile yani. Ee, çünkü WrestleMania'nın şeyi var. Şoku var e, ee, ne izledim ne hakkında bir şey paylaştım. Ertesi gün e, sosyal medyada Jinder Mal'ı WWE kemeriyle gördüm. <laughs> yani hayatımın en anlam veremediğim olaylarından biridir yani. Böyle ne olduğunu anlamak için İzmit'teydim arkadaşımla. Açtım izledim. Randy Orton'un finisher'ını yaptı. Tuş etti. Tuş etti. Ne oluyor lan? Kim bu? Affedersin, özür dilerim. Göt diye başladık ama devam etmek istiyorum. Kim bu <laughs> göt lalesi dedim ya gerçekten. Ben o gün bugündür bu adama göt lalesi diyorum. Bir şey diyeceğim? Göt... O dönem aktif izlemediği için soruyorum. Bilmediğim için soruyorum şu an. İyi ki dönüp iyi ki. dönüp de dur bak ya Cinder'ın kazandığı şey falan izledim de geriye dönüp Cinderman ne yaptı? Nasıl bir hani prosesle geldi buraya falan? Hiç gelmedi mi? Direkt contender maçı. Direkt contender maçı, sıfırdan bir push yani. Hani o gece akıllarına gelmiş gibi böyle. Ee, hani. SmackDown'da böyle 1-2 haftalık bir feud işlediler sadece ve SmackDown'da da Randy Orton'ı ah. bir hafta dövdü yani. Temerle post falan verdi. <laughs> ee, lan Randy Orton'a yapıyor bunları. Hani o yılın Royal Rumble winner'ına. Sanki Cena'yı falan da yenmişti o zamanlar. Ama detay. Ama arada detay. Setle konuşurken Cinder Mahal dedi ki ben Goat yendim Randy dedi. Evet, İlk işte. defa işte. Randy'ye bir Goat dedi galiba. Evet. Yani ilginç hissettim ben. yani şuna bağlamak istiyorum abi. Hayatımın en sıkıcı birkaç ayıydı. Çok evet, kötüydü. Yani bir de şey içimizden gelen hızlı zamanlar her şovu izliyoruz, içerik atıyoruz. Her şovu yorumluyoruz ve yorumladığımız şey Cinder Mahal. İzlediğimiz şey Cinder Mahal. Hani çok kötüydü ya. Hani o SummerSlam'de Nakamura ile bir VSS'i var. Benim yanımdaki arkadaşlarım Özgür, Samet sırf bana gıcıklık olsun diye Jinder'ı destekliyorlar. <laughs> o esnada Randy Orton SmackDown'da promo kesiyor diyor ki senin baban nene arkeo yapmak isterim. Gerçekten böyle söylüyor. Ve e, Jinder Hindistan'dan getirdiği halının üzerinde arkeo yapıyor. Lan ne izliyoruz? Punca bir prison yapıyorlar. Great Kali geliyor. İyi ki geldin Kali Bali. Ondan sonra ertesi gün oluyor Kali yok. Rüyamı gördük bir daha gelmiyor. Ta ki nereye kadar? Ee, bir Survivor Series akşamında Champion vs Champion. Brock, Brock Lesnar, Jinder Mahal duyuruldu. Brock Lesnar dedi ki siktir de lan oradan ben seninle çalışmayacağım. Lesnar zek sahibi bir adamdır. Eee, ve apar topar böyle hiçbir şey olmamış gibi kemer AJ Styles'a verdiler. Bir haftalık şovda. İnanamadım. Aldığına inanamadığım gibi kaybettiğine de inanamadım. Çünkü hiç bitmeyecek gibiydi ya o dönem. Evet. McDonald's baharat kokuyordu böyle. Körü soslu Smackdown olmuştu ya. Çok ilginç bir e, şeydi. E, bir de o zaman yanında daha tıfıl adamlar vardı. Şimdiki gibi büyük büyük adamlar yoktu. Sonra, bir ay sonra Triple H başkanım. Yemin ediyorum o da zevk sahibi bir adamdır. <laughs> Hindistan'da live event ayarladı. iki gece üst üste. Gecenin birinde Shield'da takım oldu. Diğerinde cındırma Allah teke teke çıktı ve o görseli verir misin sana rica ediyorum. O gün milli kurtuluş günümüzdür. Ben o gece bu görseli paylaştım. <laughs> e, Facebook sayfamızda o zaman Facebook sayfamız vardı. Bu benim için milli bir görseldir. Triple H adamdır. Beton yetmez. Gördüğünüz gibi Cinder da yani o gün dediğimi bugün de diyorum. Yallah kardeşim Hindistan'a. Git ineklere mi tapıyorsun? Halı da, uçan alayan mı biniyorsun? Ne yapıyorsun? Git. Yallah. Sevmiyorum ben bu adamı. Gerekeni yapmış Veys. Triple H adamdır. Arada bir böyle Hindistanlı gömmesine ayrı e, hoşuma gidiyor yani. Ben Her şey arkadaşım. de duyuyordum. Hindistan'da da sevmiyorlar diye duyuyordum Jinder'ı. Kanada'da daha büyük reaksiyon alıyormuş. Hadi Karadalı yor. kökeni. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ya, adam Rırız. Karada doğumlu zaten. Aynen direkt Kanadalı ya. Bu arada Onat'ın kaçırdığı bir şey var arkadaşlar. Adam Hı. şimdi şu an seyirci olarak izliyor. İşte öyle diyor cindır diyor bilmem ne falan diyor. <laughs> Ama şu an hani Instagram'a girdiğiniz zaman böyle Roman editleri var ya böyle işte Hindistan müzikleri falan işte bunların hepsinin altyapısı yapılıyordu. Tabii. Bu yüzden. Tabii. Hindistan büyük pazar. O Or oraya Çok. açılman lazım. Ona Bayağı. bir şey diyemem. Bayağı. Ya şe şeye şaşırıyorum zaten. Yıllardır Cinder mal dışında böyle bir Hindistan edebiyatı yapılmamıştı. Yani Araplardan daha büyük pazarı var. Kali Hindistan, bile şey olmamıştı yani. ki bu arada hani Prime Kali'yi hatırlıyorum böyle şey işte yani Hindistan için mücadele eden adam falan diye değildi yani. Hmm. Ya çok kötü ya. ya. Allah çok kötü ya. Benim hayatımın en düşük noktası Backlash 2017'dir. Çok resmi bir şekilde bunu söyleyebilirim. Hayatımda yani, Samoa, Joe Main Event de kötüydü orada Roman Reigns vardı. Backlash 2018 o. 18 mi? Cinder şampiyon muydu orada? Cinder bir sene öncekinde oldu. Aa. İşte aynı show değil. Ama işte Bari. kafa birleştiriyor değil mi? Aynen. Böyle <laughs> kötü şeyleri çekti bir araya. Bir ara şey yapalım lan. izlediğimiz en kötü maçlardan pay per view yapalım. <gülüyor> Olur. <gülüyor> en kötü Rumble. Yani. yani. <laughs> 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 o zaman Kero. Seth Rollins Cinder mal mevzusu. Garip bir maç oldu. Yani. Hani ya çok zorlama dramalar oldu bence. Bir evet. kere Damien Priest, oradan eline çantayla geliyorsa keşin olmayacağı çok belli. Hani, geldi oturdu oraya fırsat kolluyor falan. Sonra işte bir Drew McIntyre mevzusu benim ilgimi çeken şeydi. Bir de sonda da şeye bağlarsam, dediğin gibi Seth Rollins gerçekten e, maç izlerken zaten ben gördüm. Belli sakatlandı yani ve sürekli bir hakemle diyaloğu vardı. Umarım ciddi bir şey yoktur çünkü adam siyampank olayına gidiyor yani. Buyur o biraz korkutucu harbiden ya. Setrol'ünüz ortadan kalkarsa zaten sonra yaplayamıyoruz iyice artık atarız falan kağıdı her yere bekleriz. Çünkü gerçekten işler inanılmaz karışacak. Ama abi maçın benim için tek güzel noktası vardı artık. Hani böyle nasıl yapıldığı mantığı falan tartışılır da. O Jinder Mahal finisher'ını yaptı tuşa gitti ya. O an çok güzeldi. Çünkü herkese bir şey uyandırmış o böyle iyi evet. kötü. Aynen. Ee, şey yaptılar bir de galiba gönderme gibi bir şey yaptılar. Çünkü çok benziyordu. Şey, Randy Orton'un da kaybetme şekline ta yıllar öncesinde. Orada bir ben de ısırdım yani armudu. Ama onun dışında çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ya Çünkü böyle Raka karşıyken Jinder Mahal'ın kestiği kısa promo çok daha güzeldi abi. Böyle çok da yoğun bir promo kesmişti. Ve çok da böyle sinir bozan, seyircilerden tepki alabileceği bir şey kesmişti. Haftaya Setron'un karşısına çıktığında artık belliydi yani. Pedalı bırakmışlar. Geri adım attığı belliydi. Çok daha jenerik bir 2-3 laf söyledi Setronas'a. E. Ha dedim tamam. Sen de yeni bir Shinsuke Nakamura'sın. işte yeni geçitirici Böyle önemi olmayan bir rakipsin yani. Dolayısıyla kaybedeceğini hiç düşünmüyordum. Sadece işte o 3 saniye kadar. Ee, o yüzden okeydi yani. Böyle ortalamaydı. Peki Setronas hani işte Resimene'ye kadar kumda bir şeyle oynasın diye cindiri getirmişler. Okey dedim yani. Şeyde beklemiyordum yani o işte devlerin gelmesini falan onları beklemiyordum. Bu kadar harbiden olay çıkarmalarını beklemiyordum. Ama ona da Tony sağ olsun diyeceğim. Büyük ihtimalle onun da büyük etkisi olmuştur böyle hazır gün gemken ne yapabiliyorsak yapalım demişler bu maçta. Damien Priest çok zor abi onun işi. Yani Austin Theory seviyesinde benim için şu an. Yani Roman, Roman'ın kemeri unut zaten. Seth kemerine bile gitmese olabilir yani. Kazanırsa da bence yanlış seçim olduğunu düşünüyorum. Şimdi Arthur'la falan segment yapıyor zaten. Damien Priest ve genel olarak Judgment Day sıkıntıda. Ee, hmm. bence aa okey. Be, böyle bir teori var. Söyleyeyim hmm. mi? Şimdi Damien Priest'e yeni bir çanta verdiler ya. Çantanın içinde belki de kontrat olmayabilir. Ya onu Eski... konuştuk da Yağız bizi bozdu ya. Ne dedi? Çantayı açtılar gösterdiler bir segmentte dedi ya. Ha, içinde mu? kontrat var mıydı? Hatır. Ya işte kendi çektiğimiz programı Allah arkadaşlar. <laughs> şu an... Tek öyle kurtulur. Çanta Dominik'te olsa daha çok heyecanlarım biliyor musun? Evet Hı -hı. kesinlikle bu arada. Yani yani bence yanlış seçim oldu. Ya şu an için ama. O zaman bak Demi Demi Priest okey bir şey yaparlar ama şu an çok yanlış bir seçilmiş gibi geliyor. Çünkü yani money in the bank. in yapacak kişi heyecanlandırması lazım. Heal bile olsa. Hiç heyecanlandırmıyor. Evet, çok Hiç sıkıntı. yok. Yani bende de yok. Benim gördüğüm kitlede de yok. İzleyenlere bakıyorum. Yok yani. İşte set sakatsa... Uzun evet. Onu şey yapın abi. Damian tuş etsin. Sonra işte baksın ne oluyor falan. O çanta olayı gerçek olsun yani. Finn Balor desin ki ha bendeydi. O sonra Damien'i tuş etsin. Fimweller şampiyon olsun. Şok. Diyeceğim de onlar takdim şampiyon değil mi bir de? Evet. O da zaten yani, ayrı bir mesele. Money in the Bank şöyle. E, varlığı yokluğundan hep daha güzel. Hani hep bir e, acaba kartı oluyor ortalıkta. Hmm. E, ama Money in the Bank'le ilgili yapılmamış şeylerin e, yapılma ihtimali heyecanlandırıyor beni. Sürekli de yapıyorlar. Bazen hatta şeyini çıkarıyorlar. Ben hep yıllardır şey diyorum. Bunun e, kullanım süresi bir yıl ya. E, bir yılda kullanılamayan bir çanta. O görmedik hiç yani. O son evet. saniye krizini. E, hatta ben şey demiştim. Çok miz mesela yapabilir bunu demiştim zamanında. Kullanacak mı kullanacak mı? Lan işte bir yıl oldu. Money in the Bank geldi. İşte son artık saniye kullanamıyor ve aynı gece çantayı bir daha alıyor falan şeklinde bir edebiyat yapmıştım böyle olabilir mi diye. Ee, da kötü olur ya. Demin de istemem bunu. Evet, bunu Demin istemem. Ee, yani Kero'nun dediklerini düşündüm. Set sakatlandı o vursun da. Demin bir an önce izlemek istediğim biri de değil ama bir an önce kurtulmak istediğim de bir aynı zamanda. Ee, hangisi daha iyi? Boşa Keşin de istemiyorum abi. Harbiden artık yani tat kaçırıyor Boşa Keşin. Ee, boşa keşin. Teori de boşa vurdu. Hem de ikinci kemere boşa vurdu. Salak. Tamam. <laughs> yani o son başarılı keşinimiz Bigi yani. Düşünebiliyor musunuz? Hani Aga. öyle de bir olay. Kadınlar tabi bunun dışında kadınlar aldı mı vuruyor abi. Şey Az kaldı. Kero demin bahsetti işte sakatlık Seth falan Bir düşündüm şu an. Seth sakatlandı ve gerçekten Kemer'i bırakmak zorunda kaldı. Elimination Chamber direkt kemer maç. O zaman ilgimi çeker. Ama sette kaybetmek olur. istemiyorum. <laughs> Anladın mı yani? Ya aniden bir şampiyon karar vermek zorundalar mesela. Kim olur öyle bir durumda? Demi, Elimination ne, Chamber'da gene. keşin. Elimination <laughs> <ç> <laughs> Olabilir burada arada biliyor musun? Ya öyle yapmasınlar. Kim olur? Yapamamış Chamber şey maçına işte. 6 kişi girecek ve biri oradan set dönünce kemeri bırakmak zorunda kaldığı için şampiyon ayrılacak. WrestleMania 1'i World Heavyweight Şampiyonu olarak gidecek Settronet için de kim? Bence mesela kesinlikle siyan Punk olmaz bu. yok Punk olmaz bence ya da kazanan değil. kişi olur öyle bir şey olursa. Öyle görünüyor. Kim olacak? Ee, Drew mı? Drew McIntyre demek isterim. Cody de olmaz. Mantıklı. Çünkü Punk'la iyi bir kimyaları oldu bence. Ee, o promo battle'larında çok hoşuma gitti benim bu arada. Görmek isterim yani. Bu arada evet Elimination Chamber'da keşfine ben de ısındım. Çünkü birebir maç diye düşünüyordum da pay per view'de varsaydığım için. Maçın kendisinde de görmedik. O zaman güzel olabilir evet. O zaman Ra'dan bir başka yerde Ne diyorsun abi? Ha. Hakaret ediyorsun sandın da. Yok. <laughs> peki, peki bir şey soracağım size. Ee, son bir soru. Ee, şimdi görmediğimiz şeyler yapıyorlar ya. Şeyi mesela yıllar sonra gördük. İşte keşin yapılıp triple threat olduğunu. Mesela Seth gördük. Mesela şöyle bir şey ayarledin. Elimination Chamber'dayız. İki kişi kalmış. İşte kim emin değilim. Bu esnada Judgment Day kalanlardan birini döve döve poda kitliyorlar. Diğerini de şampiyon. Priest keşin yapıp tuş ediyor. Tamam. Bu durumda maç bitti mi? Bence bitmez. Pod'daki duruyor. Maçı triple threat'e çevirdiği için belli ki o maça Hı. ekstra bir şey ekleniyor. O evet. zaman bu Elimination Chamber'da mecburen Pottakini de pinlemesi gerekir. Yani mesela işte fikirse fikir hani çok şey yapabilirsin yaratıcı olursa. Tabii aslında işte böyle bir şey olsa da ilgimizi çekse ama yine de Damien Priest'in şampiyon olduğum <laughs> olmuyor bende anladın mı? Malum bak Judgment pot... içinde en az ilgimi çeken şey ya. Evet. Ya Pottaki de ya da Pottaki'ni geç ya. Chamber'da cash'ini yaptı. Diğer kişi de kalan son kişi de Dominic Mysterio. Hadi bakalım. Hadi buyurun. Ya da Finn Balor. Balor. daha mantıklı olur. O güzel olabilir bak. Hı. İlginç ya. Hayaller hayaller. <laughs> Ama hiçbir şekilde kurtarmıyor ki bence Damian'ın şampiyonluğunu ya. Ya bir bence... içinde bir krizi sanki sever, severiz gibime geliyor. Onu çok yani severim. Tek, çok yolu Ufak ufak bir şey olacak gibi zaten. Arturut tişört satıyor, parasını veriyor falan böyle bilmem ne. <laughs> Arthur'u da bir tık şu Damien prize falan derken ama Arthur herhalde sonunu falan mı getirecek Judgment Day'in bakalım. <laughs> Göreceğiz. Rhea da baya kendi yolunda bu arada yani. Hmm, Rhea'ya bugün evet. gir, girmeyeyim. Hadi girelim ya. Bekleniş geldi. Dur ama önce Abi. Cody ile durum McIntyre. Tamam o şakayı yapma. <gülüyor> <Cody>. <gülüyor> 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 Şimdi Onat. Cody yine Devin dediğin gibi takım elbiseyle geldi. Ardından Drew McIntyre geldi ve böyle şey işte hani WWE dönmeden önceki son maçımızı hatırlıyor musun falan böyle. İşte zamanında biz Dashing Ones'tık bir, bir şeyler oldu. Ya Drew dedi ki açık açık Cody'ye dedi şu takım elbiseyle falan geliyorsun böyle gevşek konuşuyorsun özlü sözler falan bırak bunu dedi kendin ol falan çekti böyle. Tam böyle bayağı iyilerdi. Bu arada Cody çok duygusal adamdan. En ufak bir şeyde adamın gözü yaşlanıyor ya. Bu kadar duygusallık evet. bu ringlerde sıkıntıdır kardeşim. İmsah gözyaşları bu arada. <laughs> Şurada bir şey eklemek istiyorum ben. Ben bir girmek istiyorum bu konuya. Ben ilk defa zaten hani böyle Kodi'ye bir şeyler verilecek falan bunu zaten görüyorum artık belli yani bu adam gelecek. Önümüzdeki bir 5 yılda falan bayağı bir de çok söz sahibi olacak biri olacak. Ama ben ilk defa böyle şey aldım. Hani bir baby düşük bütçeli Sina. Ee, ya adam şey çünkü Drew'un anlattığı her şey işte böyle başarı öyküsü şey için kodi e, için tırmanıyor bir şeyler yapıyor falan böyle ve arkasına seyirciyi alıyor hep seyirci üzerinden örnek veriyor falan kodi böyle İşte onlardır falan ya size işliyor mu mesela hani şirketin en tepesindeki babyface karakter işte seyircilerinde her zaman işte onayladığı böyle işte bir de o Amerika zaten olayları işte sanki işte o Amerikan kahraman ki Hogan'dan beri bu hep işlendi Sina bile hep şey bir karakter daha bir böyle işte milliyetçi fan takılan <laughs> Benim hayalimdeki şey o değil galiba. Mesela ben Siyan Punk tarzı bir top baby, baby face Gri karakter mesela. Her zaman daha çok hoşuma gidiyor benim. Ne bileyim. Şimdi. Yani ilk insandan beri diyeyim. ilk güreşçiden beri bir hero bir de onun alternatifi olmuş ya. İşte Hogan'ın alternatifi varmış. kim diyebiliriz? Andre diyebiliriz. Hani mesela. Ee, işte Rock'ın alternatifi varmış. Hadi ya. Aman deplamon. dur. Dur bakalım bir ufak bir şey oldu Abi ama bu... canım, devamı gelebilir ya. Dur şey devam. Bir bekleyelim. Devam, devam devam. Devam diyor adamdaki devam aşkı. Adam oğlum. <laughs> Aşkın oğlum deprem oluyor adamdaki aşkı. Devam Bak. Bak bu, bu görülsün. Ee, Allah ne Allah. diyordum ha? Rock'ın alternatifi Stone Cold. Ee, Sinan'ın alternatifi Randy Orton. İşte Roman'ın alternatifi Seth Rollins diyebiliriz. Hani hep böyle bir yardımcı karakterler oldu. Ee, hatta Sinan'ın alternatifine Punk da diyebiliriz Hani dönemine bakarsan ee, hmm. Şimdi ben hodi ile ilgili şundan rahatsızdım biliyorsunuz Bu arada bir şey var mı aklım kaldı orada Harbiden ben de onu düşünüyorum tamam. İ İkinci dalgayı bekliyorum da Bilmiyorum Baştan bir uyarabiliyor bazen Buyur devam etsen sıkıntı yok ee, Şey hodi ile ilgili rahatsız olduğum şey onun çok belirgin bir şekilde WrestleMania'ya gidiyor oluşuydu. Ee, ama ortalık bir anda çorba oldu ya. E, benim için okey yani şu anki tablo. Hani Cody'nin de çok ya yani mesaj şey diyemiyorum artık. Cody kesin Royal Rumble alır diyemiyorum. Ya da Cody kesin WrestleMania'da Roman'dan kemer alır diyemiyorum. Bunları geri çektiler yani. Ve bunları geri çekince Cody o çorbada çok tatlı bir e, şey oldu, baharat oldu yani. E, benim derdim bu. İyi gidiyor. Kero bunları yeme on at der gibi bir gülüş attı. Ee, ama bunları yemeyeceğiz de ne yiyeceğiz kardeşim? Hani ortalık çok güzel şu anda. Bir Amerikan hero'muz var. Bir ee, isyankar ki bu CM Punk en sevdiğimiz isyankar yani. Öbür tarafta Randy Orton'larımız ve Lay var. E burada bir ne olacağı belli olmayan Drew var. Seth var. Günter çıktı geldi bak bu hafta. Ee, çok iyi bir yemek var yani şu anda. Cody de bu yemekte tatlı. Ama ben yemeği taşı daldırırken e, ağzıma Kodi'nin geleceğini bilirsem ben o yemeği sevmiyorum. Kodi böyle karşıma aralarda çıksın problem değil. Abi gelecek iyi misin? Ama. Ben iyiyim oğlum gel gel. <gülüyor> <gülüyor> o Kodi gelecek belli ya. O işte ne şu an evet. bangır bangır geliyor yani. Kazanacak mı diyorsun yani Resmen ya da? Cody Roman'ın karşısına çıkarsak kazanamazsa Cody'nin anlamı kalacak? Ki senin üstü kaybetti. Kıresilmenin 41 mi olacak? Hikaye bir sene daha devam edecek. Abi bilmiyorum ben. Ben öyle düşünmüyorum. Ya bu bir kere daha Cody çıkarsa artık kazanır herhalde yani. ben bence de kodi çıkarmazlar gibi. Triple Threat olma durumu var. Cody'nin rakı yenme durumu var. Rakın Cody'ye yardım edip kemeri kaybettirmesi durum çok ihtimal doğdu. Çok güzel oldu yani ve kesin yener diyemiyorum artık. Ben maç olmaz. Maç, ol, ben maç olur tersi, bile diyemiyorum. Ben tam tersi Kodi gelirse hani büyük bir drama dönmesi lazım. Rak gelip karışması lazım. Ben head of table olacaktım. Sen kazanma falan. Rakın <laughs> böyle dünyevi şeylerle bir derdi olmaması lazım da. Yani, ne bileyim. Şöyle ben Cody açıdan. Cody bir kere daha çıkarsa yani. kazanabileceğini düşünüyorum. Roman'ın saltanatını bir daha yapamazsın sen başka kimseyle. Yani Hulk Hogan'ın rekoruna bu kadar yakın gelemezsin. Cody ile gelemezsin. Babyface olacak çünkü adam. Mutlaka kemeri kaybeder birkaç kez. Yani böyle bir fırsatı da bir de bin düşünmüyorum. Büyük tabloya baktıklarını düşünüyorum. Triple H geçen resimlerden sonraki konuşmasını biliyorum böyle. Bıyık ve sakal altından çok güzel bir şekilde gülümseyerek... ...bu bizim, bu bizim bebeğimiz, bu bizim her şeyimiz, bunu kaybetmeyiz... ...tanında konuştuğu için şeydeki gibi işte Yüzüklerin Efendisi'ndeki gol gibi. Yok abi Roman Reigns bir yere gitmiyor bak ben söyleyeyim yani. Gocunmayın. WrestleMania 41'de miyiz seneye? WrestleMania 41'de de Roman Reigns şampiyon olarak olur ondan sonra kaybeder. Ya o aralarda kaybeder aslında. Ben ben okeyim bu arada. Ben problem yok. Ben de. Ben de okeyim. <laughs> Zaten <gülüyor> bu arada Cody de kazanınca adam Hollywood'a gitmeye çalışıyordu AEW'de full. WWE'de kessen Hollywood'a gider yani. Bir sene iki sene görüşür maksimum. Sonra Cody de lan bu Cody hiç gelmiyor demeye başlarız diye gibi geliyor bana. Ben daha uzun Cody kalabileceğini düşünüyorum. Yani. Değişik. Bu arada baktım 3.5 gemlik bursa olmuş ha, yani. <laughs> Gördüm. olduğunu anladık çok geçmiş olsun yani. Bana da hep böyle otururken denk geliyor burada. <laughs> Şimdi. Radı bir de Riyarip'li ile Bekir için bir segmenti vardı. Sürekli böyle Mevlana gibi. <gülüyor> 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 Sürekli döndüler ya promo boyunca ama hoşuma gitti. Peki şöyle bir şey söyledi. Riyarip'li aşığı olarak çok hoşuma gitti. Peki bak <laughs> adam Beki yani. Dedi ki kabul etmeliyim ki galiba benden daha iyisin dedi ama işte öyle olmadığını Ay kanıtlayacağım falan yaptı böyle. Şimdi öyle olmadığını kanıtlayacağım demek sen daha iyisin demek. Hem benden evet. daha iyisini çekti. Şu an Division'ı ki zaten evet. orada bildiğin kendi Division'ına sesleniyordu Riyarip'li. Riyarip'li herhalde artık e, Charlotte'ın sakatlığı, bir süre artık eskisi gibi olmaması, Bianca'nın artık arka planı geçmesi falan derken artık Riyarip'li o top seviyeye geldi yani. Ki WrestleMania'da zaten kazanmıştık kemeri. WrestleMania'ya gidiyoruz. Bir sene falan oluyor yani. WrestleMania <laughs> de kazanmıştı değil mi? Doğru. Evet evet. Rambalı <laughs> yani kazanıp WrestleMania'ya gitmişti. Bir sene falan da artık dolduracak. Ya o segmentte onat. Yani sence tam bir WrestleMania maçı değil mi -in Kesinlikle. Inside. Yani hiç maçları var mı bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum. Ee, Bekir ile -in Riyal'lı arasında bir maç hatırlayamadım yani. Ee, hani varsa bile demek ki bu e, ya Riyal'lı çok önemli olmadan olmuştur. Evet. Ee, yani bizi Tabii. etkileyecek şeyde bir maçları yok yani. Ee, ve bu devirde e, birbiriyle karşılaşmayan iki çok büyük güreşçi bulmak çok zor. Hani e, çünkü çok fazla live event oluyor, o oluyor, bu oluyor. E, muhakkak denk geliyorlar yani e, ve böyle maçların resimeye de oluyor olması müthiş olay. Yani gel gör ki e, erkeklerde nasıl bir karmaşık çorba varsa bence kadınlarda da e, bir benzeri şöyle var. E, size konuştuğunu dinledim ama ben şeyi çok yadırgadım. Konuşamadığım için söylüyorum. Nia Jax'in yenmesini algılayamadım. Çok şaşırdım. Ee, hiç beklemiyordum. Hani o maçı sabaha kadar oynatsam Becky alır diye beklerken Nia Jax dümdüz böyle burun kırarak falan kazandı. Yani bir şey vibe'ı yok mu Enes abi ya? Böyle e, önemli güreşçiler birbirleriyle feud'a girerdi ve arada bir onları taciz eden big show olurdu böyle. Kenardan evet. kenardan bir taciz ederdi böyle sürekli bir ortaya çıkardı, domine ederdi, sonra geri bastırırlardı. Ee, çok tatlı bir olay orada da var ama Ripley'nin e, şey demesi beni bitirdi. Ee, i̇şte işte Lynch yükseldi, işte Royal Rumble'ı kazanacağım, seni rakip olacağım. Ripley de şey dedi, ben de öyle olmasını umut ediyorum dedi ya. E, orada üf dedim. Yani ya Lynch hiçbir zaman öyle çok iyi güreşen biri olmadı ama etki olarak bana göre inanılmaz etkisi olan bir kadın güreşçi. Ee, ve ben onu izlemekten çok keyif alıyordum gerçekten. Adam dedin ya adamın dibidir bence. Ekmekle dibinin sıyrılmış halidir yani. Ee, evin babasıdır. Setron'un evin anasıdır. Bekir'in hiç Yağız'da yokken konuşayım yani. <laughs> ee, yani sadece şunu istiyorum. Ee, Roman Reigns'de yaşadığımız... O... Bu uzun süreli şeyi veya Günter'de yaşadığımız bu uzun şeyi bir de Real de yaşıyoruz. Ben bu üçlünün birinin artık bozulmasını istiyorum en azından birinin. Ee, o şoku üç kere yaşama şansım var. Ee, üç farklı isimde. Birinde yaşayayım. Bu ripple olsun mu diye sorarsam ben sanki istemiyor gibiyim ya. Real Ripley biraz daha gitsin gibi istiyorum. Öyle güçlü bir üçlü ki bu şoku galiba Günter'de yaşamak istiyorum şu anda. Onu da çok sevmeme rağmen. Yani Ripley Bekilinci galiba dümdüz edecek gibi duruyor ama WrestleMania klasiği direkt ilk gecenin main event'i yani. Ne? <laughs> Siyah pank var oğlum. <gülüyor> onu, onu, <laughs> onu değil diye söyledim. <laughs> Gıcık olsun. Yok abi, almalamam. <laughs> Bak, i̇şte o kadar punk... Ripley'yi mi yok abi olmaz. O punk ilk döndüyse ilk söylediği şey ben WrestleMania main event'i. O gidecek oraya yani. Abi <laughs> çok, tra çok trajik olur ya. Punk'ı çağırıyorlar. Diyorlar ki işte 5. maçta sen varsın main event'te kim var? Bekir. E, yarın kim var? Rak. <laughs> Adamın <gülüyor> bütün travmaları tetiklendi var ya <laughs> Hello yani Punk'ın yerinde Seth Rollins olsa o dediğin senaryo olurdu çünkü evet gerçekten evin anası yani adam. Hala şey aklıma geliyor yani böyle Brock Lesnar'la maça çıkmıştı ama açılış maçındaydı Bekir'in main event yapmıştı ben orada derdim ki bir de bir görüşürüz hani Kodros'un yaptığını, Drew McIntyre'ın yaptığını yapardım. Neden hala Seth yapmıyor bilmiyorum. Çünkü gerçekten yani adam işte sırtını mahvetti, her yerini mahvetti şirket için. Şirket yok ya okey, sen yerinde otur, sen alternatif adamsın, her takıl diyorlar yani. Seth kendisi diyor, bu gururuma dokunuyor yani, bu hoşuma gitmiyor. Ben şirketin top seviyesindeki adam almak istiyorum. O zaman şirkette ne arıyorsun? Yani neyse. Ee, konu Becky Lynch ve rakibi Rhea Ripley beni hiç heyecanlandırmıyor çünkü ben Bekelince yani yükselemiyorum. Ta en son şey kill canlı. turn yaptığında en son yıl turn yaptığında yükselmiştim bekilince yıllar önce. Rhea Ripley'i de severim. Charlotte'la yaptığı maçı çok güzeldi geçen sene WrestleMania'da. tam böyle şeydi. Hani otur onu izle bir de sonra Charlotte'la yaptığı ilk maçı izle böyle 1-2 sene önce. Aradaki farkı görmek için mükemmel olurdu. Yani Rhea Ripley'nin karakteri gidişatından falan çok memnunum. Ama onun dışında yaptığı maçlar karakterinden deyip gidişatı demeyeyim. Ya şey karakteri mükemmel. Kendini taşıyışı hani tam bir star olarak gözüküyor ama bomboş yani hiçbir şey yapmıyor ki ya ben en son ne yaptı? 5 yıldır Zelina Vega'yı tuş ediyormuş gibi hissediyorum ben her maçta böyle. Yani Becky en azından güzel bir maç çıkaracaktır. Ha okeyim buna. Ama yani şu an beni yükselten hiçbir şey yok. Ne hikayeye yükseliyorum. Bir de Becky Lynch'e ben gıcık oluyorum galiba. Yani Ondan çok gördüm kendisini. Ondan dolayı olabilir, Olabilir. Şey. Olabilir. Bekilinç benim için bir hani his uyandırmıyor sinir bozmak dışında. Yani bilmiyorum. Oğlum böcek Bak, ne oluyor bugün buraya lan? <laughs> <laughs> Zonk diye bir böcek geçti. Nereden girdi? <gülüyor> <gülüyor> Onunla bir edebiyatın var senin. Aynen. O böceğin aynısı bu tamam. İlginç. Öyle. Ya ben adamla Mami'nin maçını heyecanlandırmaması bana garip geliyor. Yani çok değişik. Abi çakma kızılları alerjisi var. Olabilir. Öyle değil mi? İlginç. Böceği size gösterecektim de şu an monitörün üstünde geziyor kendisi. Ha. Hop hop kamera Allah. geliyor şu an. Bir dakika. Oh, <gülüyor> Allah! <gülüyor> Hadi bakayım böcek kafka. <laughs> Gel oğlum kafka. <laughs> bir yere gitti ama neyse. Protein. Kardeşim bir dakika. Kero. Buyur. Reerip'nin karşısında şöyle yerden bitme 1.50 bir, bir boyunda çekik bir atun çıksa burada oha derdin. Alakası i̇şte bile yok. Nasıl yok Hayır ya? derdim bu arada. Yapardım. Kanıtla. <laughs> Japonsa Koreli ise oa hemen. <laughs> Koreli ise ilginç olurdu. Hiç Koreli görmedik. <laughs> Miyayım yok mu? Yarı Koreli değil mi o <laughs> falan? <laughs> Niçin? Adam. Burada adam var. Gelmiş bana diyor ki heyecanlandırmıyor. Ya adam böyle ergen ya. Böyle yani güreşmeye çalışan ergen gibi. Vay be. Bu arada Trish çıksaydı geç karşısına. Ya o... ben 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 de onu seviyorum da işte. Çocukları göründü bu arada, setle şey, çiftinin evet. çiftinin çok tatlı olmuş böyle, kumaşı da iyidir. Set evin annesi olduğu için onun kucağında gördük. Evet geldi. geldi. Beki ile alakalı bir şey gördünüz mü? Beki ve çocukla alakalı bir şey gördünüz mü? Hmm. Ben, ben adı neymiş? Şey biliyordum Bilmiyorum. unuttum neydi? Ne abi Birdy mi neydi şey. öyle bir şeydi. Birdy mi? <laughs> öyle bir şeydi ya bir dakika Birdy olabilir adı. Kuş. Bir dakika bakacağım. Merak ettim lan. Ee, şu an bu eski bilgi yani sallamış olabilirim. Hmm, ee, ya bu ünlüler hep böyle X5 A B falan koyuyorlar da isimleri. Garip grup sen, şeyler. Sen ne koyarsın Kero? Ben eee Allah <laughs> Düşünmedim. Onat koyarım. Abi roymuş ro. Ru. Birdy Ru. kimdi? Ruh. Bunu şey... Roymuş lan. Ruh aynen. X'li sonra. Ruh'u Roo duymaz. Rooks. Ha Rooks. Rooks. Ben Rooks derdim. Rooks. Birdy kimdi acaba? Birdy Daniel Bryan'ın çocuğunun olarak. adı mıydı? Olabilir ha. Tam böyle doğa, kuş, çiçek. O zaman Kero. Allah. Ha. Haftaya CM Punk'la Cody'nin face to face'te duyuruldu. Ne hissediyorsun? Bu bu uzun sürenin en böyle önemli, en güzel segmentlerinden biri olacaktır. Yani demek istiyorum. Yani önemli olur mu ondan emin değilim. Onu, o sözümü geri alayım da çok eğleneceğimizden eminim. Tam böyle hani psikopat iki adam. işte böyle arka alan siyasetinde deli, herkes, her şeyi ortalığa katan. Kod sadece sessiz. Sonra sadece sesini çıkarmıyor, gülümseyip hayatına devam ediyor. Ben aşırı eğleneceğimizden eminim. O yüzden aşırı da heyecanlıyım. Ama şey gibi geliyor yani işte son CM Punk segmentlerine baktığımda gözdağı verip Rumble'da görüşürüz diyorlar. Burada ona çok benzer bir şey olur. Belki bir iki yumruk atarlar da sanmıyorum. Punk'ın hiç fiziksel bir olaya gireceğini düşünmüyorum. Yani çok büyük şeyler söylenecek. Biraz bahsederiz neler. Oo bak o ne dedi bu ne dedi falan deriz de. Birbirlerine dokunacaklarından bile emin değilim. Rumble'da görüşürüz kanka deyip e, sonlandıracaklar. Yine de o, 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 yani o segment izlenir abi %100. O yüzden yani beklemedeyim ve işte bu cevaplanamadığımız sorulara da belki bir cevap verebilir. Bu da çok önemli bir şey. Yani bu çok güzel bu arada. Segmentin güzel olması güzel de. Ben yayın diyecektim. Videonun başından beri şunu demek istiyorum abi. Tam bu soru sormam olayı hani ne, şurada ne olacak? romanı ne yapacak? Rak ne yapacak? Çok güzel şu an. Kesinlikle sıfır şikayetim var da. Hala haftalık şovlar bana kalitesiz geliyor yani. Onu, onu da bir düzeltseler çok tatlı olacak. Çünkü hani Cody Punk'tan sonra Hani şovun geri kalanı önemli mi? Bana öyle gelmiyor. Ama spesifik olarak öyle işte ya. Bana çok ufak şeylerde çok keyif verebiliyor. Mesela Kaiser'in iki haftadır yaptıkları. Anladın mı mesela? Evet. Bunlar benim hoşuma gidiyor. Akira Tozawa'nın Roll Up'la Ayvar'ı pinlemesi falan mesela. Geçmiş olsun mi? Ayvar'a bu arada. Hoşuma gidiyor. Yalnız de ne dikkat abi. Benim dikkatim dağıldı arkadan çekersen kalır <laughs> Sen Maxi'ni seviyordun. Rol, rol, up'ı değil o. Yo, uh, evet. Ondan olabilir. Ondan etkilenmişimdir. Ya, ]imdir. Akira'da yarında promosyon Maxini... gelmişti. yaş şöyle daha önce de söylemiştim. Ra en dolu haliyle bile izlemesi zor bir şov. Hmm. Ve gel gör ki 3 saatin muhakkak yer yer şey koyduğun noktalar oluyor. Ben Akira Tozova'nın sahnelerini izlemiyorum mesela ama e, hiç izlemedim bu arada. Oradaki olayı dahi bilmiyorum. Hmm. Aa, aha Enes abi yine bir şey izliyor bak. Ne oluyor Böcek ya? Böcek geziyor da güzel. her <laughs> Şuramdan falan geçiyor çünkü. <laughs> ulan, ulan Yağız Altun gelemedim diye böceğe mi dönüştün? Nasıl bir adam bu ya? Bastı parayı böceğe dönüştü. Görüyor musun? Ee, şey Evet. E, ne diyordum? <laughs> ha. Art ha art ruta geçiyor. Hmm. Ne oldu? Aha diyor. Ha. Artık kağıda konur Judgment, buyur. judgment day ile olan olayı bana göre son yıllarda gördüm en komik ve harika hoşuma giden şeylerden biri. Oo. Oo. Büyük de oğlum. Çok <laughs> şey mi bu? Ne bu? Ona <laughs> benziyor. Amutant köpek. ay. Bunun yeşili benim içime girmişti bir kere yayında. İçime mi girdi? O ne demek ya? <laughs> bu onun büyüğü işte oğlum. Bu olgunlaşmışı. Maşallah. Selamünaleyküm abi. Aya bir şey fobisi olan olur ya. Şimdi yayını kapatırlar. Böcük böcük. Devam. Ha ah, evet. Ee, evet. Şimdi Arturut'un olayları sana hitap etmiyordur. Seni az çok tanıyorum. Ee, sen çok keyif almıyorsundur o işlerden. Aksine mutsuz da olabilirsin Judgment Day gibi önemli bir olayın eee böyle içinde olduğu için. Kero Kero için. Öyledir evet. ben çok zevk alıyorum. Evet. ben <laughs> <laughs> e, pek hoşlanmasın onlardan ama onlardan da ben hoşlanırım biliyorsun. Hı hı. Ee, Judgment şey Arturut'un Attığı adımı dahi atlamıyorum. Çok fena <laughs> izliyorum yani. Ee, gelecek olursam, konuya gelecek olursam Go Home Show'u CM Punk'la Cody e, eşleşti. Bekliyorduk. Ee, fiziksel bir şey olursa e, çok yükselirim ama bu hafta e, duyurulan maçlarına baktınız mı? O Viking e, ekiplerinden her bir üye Çeviri ayrı ayrı teke tek tek maça çıkacak. E, i̇şte o Sarah Logan biriyle çıkıyor. O iki hafta önce RRB ile maç yapan erkeğe benzeyen kadınla çıkıyor. <laughs> e, neydi adı? Unuttum. Ivy Nile. Ha o işte. E, öbür Valhalla ayrı bir maça çıkıyor biriyle. Öbür ayrı bir maça çıkıyor biriyle. Yani otur şimdi bu çoğu izle. Daha hani şimdiden söyleyeyim. Bu, bu çoğu nasıl izletirsin? Punk'la Cody yüz yüze gelecek diye 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 sündürürsün böyle sabah 7'ye kadar <laughs> Türkiye saatiyle. Dediğin gibi bunlar da konuşurlar konuşurlar. Belki bir curcuna diğerlerinin de dahil olacağı. Herkes birbirine vururken şov bitebilir. hani Net birinin hmm. ayakta kalma ihtimali yok. Ee, ama onu da zannetmiyorum. Büyük ihtimalle birbirlerine güzel bir iki laf saplayıp saygı sevgi içerisinde ee, punk şey diyebilir yani hep babandan bahsediyoruz biraz da anandan bahsedelim dese çok güzel olur Aynen ama ee, <laughs> yani bu <laughs> dese dese punk der ama derbi bilmiyorum yani. Hadi de diyormuş o zaman işte EW <laughs> arka alanında kapı çarpınca dişi kırılan köpeğinden de bahsedelim falan. O <laughs> oh. <laughs> fotoğraf Bak, atmış mı? <laughs> Şu an yılın şovunu yazdık burada ama bu yani yapmayacaklar. Çok güzel bir yani Zaten bu çok uzak Rumble'a evet. sonra olduğu için işte iki şey Şunu da söyleyeyim. Rumble'a ilk duyuran ikili bunlardı değil mi? Evet. Evet. Öyle olması lazım. Ee, iki, i̇ki şey söylemek istiyorum. Bu Önümüzdeki Raul'la ilgili. Hı hı. Uzun zamandır şeyi görmedik. Ee, kura edebiyatını görmedik. Evet ya. Yani Güreşçiler gidip sıra çekiyor. Tatlı bir olay. Hani evet. arada bir görürsek hoş olabilir. Sıralarını göstermiyorlar falan. Birbirlerinin sırasını çalanlar oluyordu. Hmm. Ee, bir bu var. Bu olay olursa tatlı olabilir. Ya yani araları doldurabilir. Arturut düşünsene Judgment'a iyilik yapacağım diye sırayı karıştırıyor yanlışlıkla. <laughs> Keyifli şeyler çıkar olur, olur yani. ikinci ilgili beklediğim şey de İnşallah bu dediğim olmaz. Ee, Brock Lesnar gelebilir. Ee, çünkü galiba Royal Rumble'da dönecektir diye düşünüyorum. Ee, zamanı geldi. Günter'le büyük ihtimalle onların şeyi başlayacak. Ee, ama tutup da Rumble'da döndürmek yerine Raw'da döndürürlerse çok kızarım. Sinirlenirim. Çünkü Royal Rumble'ın şu anda artık ekstra bir şey duyurmaya ihtiyacı yok. Evet. İnanılmaz dolu bir kartı var. Tam oraya Umarım pazar çeşidini, Lazer'ı görmem. Tam oraya gireceğim ya ben... şimdi. Hmm, okay. Sen söyle, sonra Rumble'da duyurulan isimlere falan biraz değineceğim. İşte ben en başta bunu diyordum abi. Rav'da neden işte kura çekilimi yapmıyorsun veya böyle de ki bu Royale maçını kazanan WrestleMania'da işte daha yüksek bir şey çekme hakkını yani bir şeyler bulabilirsin. Ama geliyor Akira Tozawa çıkıyor, Chad Gable falan çıkıyor. Chad Gable'ı çok severim ama gına geldi artık adamın. O şarkısını duyunca direkt geçiyorum ya da kapatıyorum. Hani böyle şeyler yapılabilir abi. Sen ne diyecektin? Ben direkt Rumble'da duyurulan isimler falan değineceğim şimdi zaten. Tam konusu açılmışken. Hı? Yani şimdi ilk olarak zaten Cody Rhodes Nakamura duyuruldu. Nakamura da Allah'tan şimdi izledik. Ben normalde şeydir hani tepki videosu için artık çok az böyle hani ilginç yerleri izleyip yayına saklıyorum genelde izlediğimiz için Twitch'te. Orada tam böyle hızlı hızlı geçiyordum. Bir kadın maçımına ne vardı? Geçerken Nakamura'nın segmentini gördüm. Kırmızı dur bir geri döndüm falan böyle. Dedim Allah için ne olur dedim bir daha Cody ile ilgili bir şey söylemesin dedim. Dedi Cody dedi işte şey dedi. Açıkçası şunu söyledi Nakamura. Ben bitti demeden bitmez dedi. Ama şimdi bir Rumble'a uğrayayım sonra seninle uğraşmaya devam edeceğim ben dedi. <gülüyor> 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 Cody ile iş olmasın zaten de. Nakamura böyle duyuruldu. Bobby duyurulmuştu. Duyuruldu. Drew McIntyre. Diyor zaten. Ben Rumble'a geliyorum falan diye. Ve en sonunda Günter. Geri döndü zaten. Bab oldu kendisi. Buradan da tebrikler. Geri evet. döndü. Döndüğünde de direkt açıkladı. Geçen sene zaten dedi ben birinci sıradan gelip en sona kadar kalıp tarihin en bir Rumble maçında en uzun süre ringde kalan güreşçisi oldum dedi. E, çok da iyiydi gerçekten. Şimdi de artık bu arada galiba üçüncü sırada falan en favori bir iki böyle şeye bakmıştım. bahis e, oranlarına falan. Üçüncü sırada Günter. İlginç. Yani. The Cody, Sian, Punk. Bu arada şey Siyan birdi galiba tam hatırlamıyorum. Öyle bir şeyler var. Siyan Punk, Punk Cody, Günter galiba şu an ilk üç. MCF bile yazmışlar anasını satayım. Ne alaka yani. Belli olmaz. Ya bu duyurulan isimlerle ilgili ne bileyim ne düşünüyorsunuz diyeyim ya da umarım daha çok kişi duyurulmaz diyeyim. E duyurulacak. Evet. Ama şey de iyi artık hı. son bir hafta kalıyor ya. Smackdown var sonra son hafta şovları kalıyor. Hı, hı Buyurun hadi. E Böyle e, Duyurulanlara şeyleri de ekleyin peşin peşin. E, Roman'ın ra üç rakibini de ekleyebilirsiniz. Onlar kesinlikle bence e, oradan çıktı Özellikle LA Knights'ın bir Royal Rumble düşünemiyorum. Ya Main Event olursa <laughs> o maç. Bence <gülüyor> tam <gülüyor> Main Event olacak <laughs> maçtır. Ya artık yaptıkları olmaz var. ya. Royal R yaptıkları var. Royal Rumble açılış yaptı. Allah belalarla. Çok kötüydü o ya. İyi. Yani ve Cody kazandı. Dönüp kazandı. Yani neyse. Ee, ben LA bir Royal Rumble düşünemiyorum. Randy Orton'sız da düşünemiyorum. Onlar ee, kesin girecek bence. Yani ee, birazcık şeyden ağzımızın yandığını hissediyorum. Genel kitle olarak da bizim aramızda da. Sanki her sene Rumble'larda kim döner acaba diye bir heyecanlanırdık. E, hangi eski Legend'ı görürüz diye heyecanlanırdık. E, Hemen şey üç senedir Tabii ki. Geçen dün hatta bir arkadaş dedi ki abi dedi ben yıllardır dedi Rumble'ları CM dönecek mi diye izliyordum. Artık döndü Rumble'da hmm. da dönmeyecek kesin dedi. Ben Rumble'ı izlemeyeceğim. Anladım. <laughs> <ya. gülüyor> hayır çocuğum, hayattaki gayesi buymuş. <gülüyor> <gülüyor> Amacım yerine getirildi. Ya, teknik olarak Rumble'da dönüyor oğlum bizde. Teknik olarak yani evet. ilk TV maçı yani ona bakarsan. Yani şu e, ben gerçekten kendi adıma konuşayım. İlk Hı -hı. defa bir Royal Rumble'da Legend beklentim olmadan gidiyorum. Hani hiç girmese yadırgamam şu anda. İlk defa bunu yaşıyorum. Çünkü kart çok dolu. Hani Rumble çok dolu. Bir de benim sevmediğim bir Rumble özelliği vardır. Ee, mesela bizim hesabımıza göre Pro Wrestling Studio Royal Rumble'a girecekse Enzo giriyorsa Onat da giriyor. Kero da giriyor. Yağız da giriyor. Kardeşim dördümüzden biri girsin. Aramızda anlaşalım. Contender maçına çıkalım. Bir şey yapalım. Ulan New Day giriyor. Ben diyorum ki Allah kahretsin. Şimdi Zevir de gelecek. Kofi de gelecek. Big de gelecek. La bu 30 kişi. Bu sonsuz kişi değil ki. Yap 60 o zaman. Yani ikişer ikişer girsinler. Ben buna bir de artık teklim yok malum. Stable var. Hani of. bir girenin mi girecek? Ha beşer beşer mi? Mesela Bloodline'dan birileri Royal Rumble'a girecek mi? Çok saçma bence Bloodline'dan birinin Rumble'a girmesi. Solo veya Jay şey Jimmy, onlar neyse. Jey direkt ee, girer de. Jey direkt girer. Hani ben Royal Rumble'lardan önce hep şey mücadelesine girerim. Duyurulan kişileri unutma mücadelesine girerim. Bakmam. Ve ee, hep dayal kırıklığına uğrarım. İşte bir kero Kero'da ona sinir olur. Abi çok yan yana Rumble izledik. Yanımızda oturan bazı arkadaşlar işte kağıda yazıyordu. Şu girdi, bu girdi. Ay Allah'ım gerek Niye yapıyorsun bunu yani? Ee, biliyorsun lan 30'dan kimin gireceğini biliyorsun Tamam duyurulmuş olabilir de o an unutuyorsun Gelince bir odun hayal evet. kırıklığı bile Sende bir şey yaratıyor ee, O yüzden Rumble'la ilgili daha fazla kimseyi Duyurmasınlar. Ben Lesnar girmesin demiyorum Lesnar renk katar bu tabloya Anca renk katar yani ama Sen pazartesinden Lesnar'ı duyurursan Ben bu sefer diyeceğim ki Lan pazar günü kimse gelmeyecek mi? Hani ne bileyim insanda bir diyor bir Kevin Nash gelsin, bir x -Pac gelsin atıyorum yani aklıma ikonlar geldi. Ee, başka aklımda da gelen biri var mı bilmiyorum. X-Pac gelecek Kırtı. galiba zaten haber falan var yani. Yok ki. X-Pac'ın... Ya o kırkçığı... kadar da bakma ya. Rumble sezonunda bir soyutlamam oğlum, lazım kendini yani. Ne yapayım oğlum kanala <laughs> içerik yapıyorum gündem video açıyorum derken görüyorum yapma, onu. Olmaz yapma yani. içerik de yapma. O, tamam kero, durayım kero, kero Kero haftaya gelmeyecek. <laughs> sevmez biliyorum çünkü ya. Rumble'ın spoilerlanmasını sevmiyoruz yani. Ben de yani sevmiyorum. O yüzden o yüzden ee, bu sene ilk defa Rumble'a zaten beklentim en azından Return ve Legend beklentim olmadan gidiyorum. Olursa uçarız. Hani en ufakında hmm. bile uçuyoruz. Hornswoggle bile gelse bu tatmin eder beni. Ama zaten <laughs> mevcut durulanların gireceğini biliyorduk. Burada tek eleştirebileceğim kişi Siyan Punk olur. Hani CM gökten indiği bir rambulu hayal edemiyorum. Eğer ki kazanacaksa. Yani şunu sorgularım. E, artık sadece önümüzde bir kaldı. Ve şunu size sorayım. CM Punk döndü de ne oldu kardeşim? Ne kattı hayatımızda bize? Ne değişti yani? Ya dönmeseydi bir şey kaybeder miydik Survivor Series'den bu yana? Başından beri diyorum abi Rumble'ı bekleyeceğim. Rumble'ı hazırlanıyor. Bence o kaybederdik ben bu arada. Haftalarda Hı. sürekli CM Punk'ın segmentini konuşuyoruz. Onun edebiyatını yapıyoruz. da işte bu kargaşaya ekledi falan. belki Konuşabilirdik. <laughs> sonra konuşurduk yani. Rumble'da döner. Rumble'da sonra konuşur. Olur mu? Instagram sayfaları falan geri döndü yani. Uzun zamanda çekil etmez. CM Punk döndüyse biz de dönüyoruz falan. <laughs> yani... Yani velhasıl Rumble'la ilgili bir şey daha söylemek istiyorum ama konu var mı yoksa bitiyor mu? Bir şey söylemek istiyorum. Ufak bir şeyim var. Ondan sonra arkadaşların sorularına geçeceğim. Tamam. Ben müsaadenizle bir iki haftadır da yokum. Çok konuştum. Farkındayım Hı -hı. ama. Bir şey söylemek Aynen. istiyorum. Sayın seyirciler siz de bununla ilgili lütfen fikrinizi yazın. WWE zaman zaman geçmişte yaptığı şeyleri tekrar yapıyor. Farklı suretlerle. Ve ben yıllardır nasıl ki program başında Money in the ilgili konuştum. Rumble ilgili bir e, düşüncem var. Her sene bu olacak diyorum olmuyor. Bu sene de söylüyorum. E, Tarihte iki kez Royal Rumble'ın iki kazananı oldu. Biri Lex Luger, Bret Hart. ikisi de galip ilan edildi. Biri John Cena, Batista. Maç yeniden başladı. Batista kazandı. Ee, üçüncü olmadı. Şimdi bundan abi yıllar önce Kero ve Enes abi size söylüyorum. Ee, tahmin ediyorum 2015 olabilir, 16 olabilir. WWE.com böyle fantazi makaleler yayınlar zaman zaman. Ee, Royal Rumble'da görmek istediğimiz şeyler diye bir makale yayınlamıştı. Ee, bunu yazmışlardı. Ee, bu dediğimi. Hı -hı. Ve şey yazmıştı adam. Hani bu gibi durumlarda olabilecek kurallar şunlardır diye. Bir de kuralları yazmış. Kurallar bir. İkisi de galip ilan edilir. İki. E, maç yeniden başlar ikisi arasında. Üçüncü kural. Hiç duymadım benden önce. O adam yazmış ama bütün Royal Rumble yeniden başlar yazmış. <laughs> Bak. <laughs> ben orada gördüm böyle bir şey. Lan dedim böyle bir şey hiç olmadı. Acaba dedim böyle bir şey mi yapacaklar? 30 aynı anda başlamadı. <laughs> ama diyorum yeniden başlasa hani biliyoruz girişleri biliyoruz, sırayı biliyoruz. Ee, hani orayı oturtamıyorum sadece. Hani geçen sene şov açılış maçı Rumble oldu ya. Ben dedim kesin ya dedim bunu yapacaklar. Hani bir daha başlayacak herhalde maç. Bir de onu yapsınlar istiyorsun. Aynen iki kazanan. iki kazanan. Yani İki kazanan yapıp konuyu da kapatabilirsin. Hani şov bitebilir ikisinin bakışları arasında. İki kazanan nasıl olur dediğiniz diğer gibiyim yeni izlemeye başlayanlar. İkisi aynı anda düşerse kamerada bunu çekmezse iki kazanan oluyor yani. Ama şöyle bir detay yok mu? Hem John Cena, Batista'da hem de işte Bret Hart mıydı? Ee, Le Bret Hart, Le Lex Luger, Bret Hart. Le -Lex Luger. Şans eseri düşmediler mi aynı anda? John Cena ve Batista'nınki boç diyebiliyorum da öbürünün konusunda bir evet. fikrim yok. Ya yani yaparsın aslında. Ben unuttum Ya. Sen... Nasıl olmuştu? ya, ya sen yaparsın çok... da. Ya bunu yaparsın. Kamera çekmez. Ee, AI ile AI yani. ile oynarsın. <laughs> yaparsın bunları yani. Yapılır. Ama Bu şey de söyleyeyim çok dedim. Olmaz mı? Ha. Olursa. Ya Punk Olur yani. kazanıyor. Olmaz. Ya o çok güzel olur da Rumble'ı öyle bırakırsak kötü olmaz mı? Hani böyle son, bir sonuç yok böyle. Lan burada bir birbirimizi yeriz. Herkes <laughs> birbirini yer. Herkes bunu konuşur. Chamber'da maç da hazır. Konuşulur bu arada. Bu arada bir şey diyeceğim. Gerçekten Cody'ye o hype konuştuk ya. WrestleMania'da Cody alırsa insanların nefreti başlar falan diye. Abi e, şimdiden ben görebiliyorum bu arada. Geçen bir post paylaştım. Hatta onunla ilgili içerik yapacağım. E, <laughs> toplulukta. Sadece şey paylaştım. Cody olsun. internette Twitter'da gördüğüm şey. E, Roman'ın kemeriyle e, Photoshop yapmışlar. Hiçbir şey yapmadım. Sadece onu paylaştım. Yükleniyor yazdım. Altında var ya. <laughs> Öf, ikiye bölünmüş insanlar. <gülüyor> Çok. <gülüyor> dedim, Açtım Güzel. kollarımı bekliyorum. Değişik bir şey geliyor dedim. Evet. evet bir şey yani. var mı? Yok. O zaman ben Onat'ın bir tane body'si vardı biliyorsunuz. Zamanda Turkish Power'da MVP. Ah. Ha. Bir tane okay. haber var bu sadece Onat'ın şeyini Muhtemelen <laughs> haberi yoktur. Tamam. O haberden yok. Muhtemelen haberi yoktur. Aynen. Sadece orada yok. tepkisini merak ediyorum. Onat. 2020 yılının güzel bir yaz akşamı. Chris Jericho böyle bir gemide falan takılıyorlar. Parti marti. Güreşçiler evet. falan var. MVP Chris Jericho'nun ağzını <laughs> ağzını kırmış. Vurmuş baya. Dövmüş yani. Aa, mevzu da tam nereden çıktı bilmiyorum. Senin e, kan Kankitorun olduğu için Böyle bir detayı 3 yıl sonra ortaya çık, 4 yıl sonra bak neredeyse haberi seninle evet. paylaşmak istedim. Ee, benim takım arkadaşım da ben gibi ileri görüşlüdür. Ee, Jericho ağzının kırılması gereken bir adammış. Biz de yeni öğrendik. Ee, siz konuştuğunuz hakkında. Zaten Ama, bundan e... servis diyorlar bu haberlere bence artık. ile ilgili canım, ben sürekli yani... böyle negatif haber duymaya başladım bu aralar. Vardır bir sebebi. PR'dır bunlar muhtemelen. Jericho boy yani Legend olmuş güreşçilerin gerçi skandallarına da alıştı. kogunda böyle bir bok yedi ya birkaç yıl önce. E, bir kasede Masa'da çıktı hatırlar mısınız bilmiyorum biraz eski bir olay. E, <laughs> zaten Rick Player'ın e, şeyleri. Oo. Yani yaşlandıkça bazı efsaneler ilginçleşiyor ama MVP'yi tebrik ediyorum. Ben Jericho'yu çok severdim. Ama e, o son haber tadımı kaçırdı. İnşallah en kısa zamanda unuturum. E, tebrik ediyorum MVP'yi. Yani. Ben olsam ben de kırardım. Hogan demişken yine iki gün önce şey olmuş. Bir tane kadın kaza yapmış. Araba ters dönmüş. Hogan'a denk gelmiş. Hogan kadına yardım etmiş falan. Fotoğraf var. <laughs> Fotoğraf var. Burada NW. Adam dışarıda bayağı NWO falan gece. <laughs> Hoşuma gitti Çok yani. iyi abi ya. Yani Resul gidiyormuş gibi giyinmiş çıkmış dışarı. Hayır, abi Jericho şeyine, bir şey ne? Şey resim Resimde 40'ta da görünsün bence Hogan ya. Tabii canım. Görünür canım. Şey desin ama. Yanlış yeri söylesin ne? Abi Jericho <laughs> bununla birlikte patladı da hani artık bir şeyler yani insanlar ne hani gidip bakıyor çok uzun süreden beri AEW'de arka alanda yaptıklarıyla kamera yaptıklarıyla çok can sıkan birisi zaten. Şey geliyor değil mi? Yıllarca böyle büyülenek izliyorsun da bazı yer, bir yerden sonra böyle şey kabullenmek zorunda kalıyorsun ya yapılan negatif şeyleri. Değişik geliyor bana da ya. Onat. Çok geçe. Arkadaşların sorularına geçiyorum. Bizzat sana bir soru var. KT sormuş. Ee, Hı -hı. özellikle ona tabi soruyorum. Parantez içinde yengeyi göz önünde bulundurmalı. <laughs> niye böyle bir şey <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Şu anda ana kadroda kadın parantez içinde bayan hanımefendi güreşçilerden en güzel bulduğu hangisi diyor. Yürüsü açmıştır onları canım yani. Beraber şov izliyorsunuz. Ya yine de bir kadına güzel dediğimde veya Farkında olmadan ima ettiğimde... E, başım ağrıyor. ciddi ağrıyor. Evet. Kero. Ee... <laughs> Sonra Onat'a gelmiş. Ya şimdi yine söyleyeceğim. Yine güzellik zevkine diyeceksiniz. <laughs> Bu çok kötü ya yaşadığım ya. bir olay ama... Hayır. Chelsea Green'i <laughs> çok beğeniyorum. Chelsea Green. Evet. E, bir de Becky Bekilinç... Lynch... Niyeyse son, sonradan gözüme hoş gelmeye başladı. Bir su, formada. bir su Chelsea dedi. <gülüyor> Chelsea <gülüyor> tamam da Beki. <laughs> Yok Beki'nin işte bir değişim var farkında değil misin ya? Bir zayıfladı mayıfladı <laughs> bir şey oldu o. Var var. Oldu. Şarlık Bine. da çok zayıfladı mesela. Hı hı. Her gün. Evet. yönlük. Yönden... <laughs> patlatınca. Geç artık. Şey ne <laughs> diyorsun abi? O ne işte. diyorsun ya? <laughs> Ay, Bunun aynısını <laughs> Cem Yılmaz Serenay'da yapmıştı. <laughs> Allah'ım ya. Ya o senin en güzel ya, bulduğun hanım kim? Onu da merak etme. Ben söyleyeyim. Kairi Sein. Yosuka. Miyayim. Asuka. Gel, gel, zaman. Git zaman. Saman. Samantha. <laughs> Oo. Oğlum bir şey sayılmaz. sayılmaz. Hayır sayılmaz lan. Sayılmaz oğlum. Bir ne demek şey şey sayılmaz lan, bir de kadın. Bir <laughs> kişi. <laughs> oğlum kadın. Onları sayacaksak ben Katie kurban olurum yani o ayrı bir şey de. Ne, ne diyorsun? Hayır onları saymıyoruz. Keti kedi duruyor değil mi? Evet. Bak o çok iyi bir hanımefendi. Geçmişte... Kendini ateşe attım ben onu demeye çalışıyordum da neyse geçmiş abi, olsun. Enes abi burayı bipler misin? <gülüyor> 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 Bak bugün hep yani... böyle şey sorular aldım bu arada. Keyifli sorular. Abi güreşçi söylesin. <laughs> güreşçi söyle hadi güreşçi söyle. Tatmin olsun. Aa, çok isim var. Evet. güreşçilerden. Abi yani aklıma neden Tiffany geldi şu an. Tiffany Stratton. Barbie. Böyle iyidir. Söyleme söylemeye gerek yok. benim herhalde 34 yıllık hayatımda celebrity olarak galiba yükseldiğim kadın olabilir bu arada. Allah Allah. Bu da böyle bu yaştan sonra olması. 30'dan sonra. İlginç yani. Bir de gotik falan hiç sevmem ben oğlum. Böyle metaldir, siyahtır. İyi ama ben Yeripli yi sarışın zamandan beri zaten hoşuma gidiyordu. Şimdi başka bir şey oldu yani. bana böyle şey oldu. Hiç sevmediğim bir şey sevdirdi. Onun şeyi çok ayrı bir şey anladın mı? Evet. Şimdi <laughs> Yunus Emre Hiç sevmediğim bir şeyi sevdirdi derken işte gotik falan çok sevmiyorum ya ben. O yüzden. Ha okey okey tamam. Ben cinsiyet evet. anlamında söyledim. Yeripli bir sökselim. Şimdi Yunus Emre Çakar mı Çakır herhalde. WWE güreşçileri prime halleriyle Survivor'a katılsa kim kazanır demiş. Ona <laughs> WWE <laughs> güreşçileri, <laughs> Survivor'a girsin. E, Survivor. Bence Brock şey. Lesnar bu arada ya. Adam net net evet. Yapar yani. Bir şey yakalar, avlar onu zaten şey falan biliyor, derisini yüzer. Ne <laughs> bileyim. Lesnar'ın böyle parkurda falan koştuğunu hayal ediyorum da. orada Taniye biraz... de geçer orayı yani. <laughs> Bazı Bence yerlerde fizik. Ya aşırı irili şey olabilir. Dezavantaj olabilir ama. Ada konseyinde yazdığı gidiyor böyle her hafta. Bırak Nezir <laughs> yazamazsın gibi. da bu arada değil mi? Yazamazsın <laughs> tam da. Tam böyle Al, şey değil mi? Tabii. Yazacaksın göz göze geliyorsun. yazamıyorsun ki dokunulmazlık alıyor her hafta. <gülüyor> <gülüyor> yani. Doğru olay da var tabii. Ben burada Survivor izlemediğim evet. için tam bilmiyorum bu muhabbeti. Ben hiç Dokunulmazlık muhabbeti. Hiç yok ben. Yani. yok ben de izliyorum. Sen Bırak Nezir mi diyorsun acaba? Evet evet kesinlikle. Kero sen? Ben de ee, ben, benim orijinal cevabım şey olacaktı. Spike Dudley olacaktı. Çünkü adamı hani bomba atsam bile ölmüyor. Hayatta kalır. <laughs> ince bir şey zaten çok yemek yemesine de gerek yok ama dokunalmazlık dokunalmazlık alamaz. Atarlar onu. Cody diyeceğim o öylesiyle. Çünkü Cody çok fena siyasetçi. Siyasetini yapar böyle. Her ee, yapar takım aslında. elbisesini giyer yine adaya getirir onu. Katılmıyorum. Cody orada iki hafta <laughs> aç kalsın kokonatları ee, dusty roots olarak görmeye başlar. Baba baba diye ağaca bakar böyle. Yok <laughs> önce güzel güzel konuşur, Herkesi ikna eder. Sonra tek kalır diye düşünüyorum. İnç Saruhan kanalın sorusu. İki evet. kişilik Wrestlemania biletiniz olsa ve yalnızca Pro Wrestling Studio ekibinden bir kişi yanınızda götürecek olsanız kimi tercih edersiniz? Onat. Bu Buyur. bunu geç ya. <laughs> bu bu, bu ya. <laughs> Abi kimi götürmeyeceğimi biliyorum. Yazı götürmem. Kesinlikle tamam. götürmem. Çünkü niye götürmem? Adam gidebilir. Sonra da gidebilir yani. <laughs> onun için on onun elinin kiri yani. Hadi ben bakkala ekmek alıyorum diye çıkıp WrestleMania'ya gidebilir yani. Aynen ee, şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Belki yine gitti şeye. Nedir? Pol, Polon'da gitti yok, işte. Adam, öyle de Pol değil mi? Pol <laughs> bu sefer de çocuğa çok <laughs> yüklenmeyelim. Arkadaşlar çalışıyor yaz ondan dolayı. Aynen. de evet. evet. ee, şimdi Kero'yu da Türkiye'de olsa götürürdüm. Ama artık Kero WrestleMania'ya yakın. Hani gelirim ama Aynen. Ee, o yüzden ben senle giderdim Enes abi. Güzel. Ama kesinlikle gitmem. Yağız'la kesinlikle <laughs> gitmem. Kero yani. sen kimle gidelim? Ya kardeşim ben yaş ortalamasının 80'in altında olması sebebiyle Yağız'la giderdim. <laughs> Böyle güzel güzel eğlenirdik yani. İki genç adam. <laughs> Metallica konserine gideriz. Sende. Aynı bakış açısıyla gireceğim. Eğlence olarak gireceğim. Ben Onat'la giderdim o zaman. Bu tabi en çok onatla eğlenebileceğimi düşünüyorum. Kim salınmasın kardeşim. Kim salınmasın. <laughs> Bilmiyorum ama keyifli olabilir diye. Yani. Öyle diyelim geçelim bu soruyu. Kan çıkmasın. <laughs> bir soru daha var. Bu da zaten direkt Muratcan sormuş. Demiş ki He. çocuk çocukken en sevdiğiniz oyuncak neydi? Bu da son sorumuz olsun hadi. Onat en sevdiğin oyuncak kim <laughs> gösterecek? Kero cevaplı. Ya bir tane arabam var da Burada mı şu an? Bir bakayım. Aa, görünüyor ha bak. Bence. Sarı bak görünüyor bak. <laughs> şu, şurada bir yerde. Evet o ona... Dur getiriyorum getir bekle. Ke Kero Hala olsun. duruyor mu? Benim ne? basitti. Benim e, Star Wars oyuncağım vardı. Anakin Skywalker diye. O zamanlar Star Wars delisiydim. Oyunlarını da çok oynuyordum. Işın kılıcı vardı böyle mavi. Çok baya yani dövüştürüyordum falan. Güreş hareketleri yaptırıyordum. ya Anakin, Anakin işte, Skywalker. <laughs> Bu benim ilk arabam hala duruyor ve bu nesiller boyu dayanmış bir araba. Ne çocuklar gördü. Her gelende fırlatıyor bir şey olmuyor. Oyuncak piyasasına hakim olduğum için. Bagaj. Eee Placecall. Ha harbiden Placecall. Şey. Placecall. Ee, böyle play anahtarı school. var. Bak şöyle takıyorsun üçgen. Vay. Hopa. Oo. Ya, bak şöyle bir şey var mesela. Ne Hangi ne? O? Abi 96 97. Anteni var, anteni çıkıyor. Çok iyiymiş bu arada. Hop. Ben çok severim. Bir de Tam böyle bir çok şey piyasada. Bir de şöyle bir olayı var. Bu arabanın tersime geldi. Farları <laughs> anam var tersime geldi dur. <laughs> Oğlum siz bu soruyu Muratcan'la anlaşarak mı yaptınız? diye adam şey çıkardı akıma. Yok <laughs> <ay, ay, ay. gülüyor> o, o eporda durur çünkü Ona eve her bunu, gelen. Ona bunu gücüm. sor. Farları <laughs> çıkıyor bak. Ha. <laughs> Haridan güzel. Ya şöyle çıkıyor. Bu bizim eve gelen her çocuğa bunu veririz. Çünkü bu dayanıklı kırılmıyor yani. Fırlatıyorlar, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Ve büyük ihtimalle çoluğuma çocuğuma kalır yani. O şekil. Onlar tabletle oynayacak ki bunu ne yapsınlar. Doğru yeah. kardeşim. Yapacak Hadi şey. bakayım git. <gülüyor> <gülüyor> Bak kırılmadı mesela. <laughs> kırılmadı mesela yani. Ben şeyi çok severdim. Eee... Şey ya hayvanları çok sevdiğim için bu şeyler olurdu böyle işte zoo hayvanat bahçesi setleri falan olurdu ve ben bayılırdım. Bir kere zaten kaçıncı yaş günüm bilmiyorum ama böyle 5 ya da 6 falan 6 değil de 5 öyle bir şey. Çok seviyorum böyle şimdi yatıyorum yatağımda ee, uyuyorum. Sonra babamın geldiğini hatırlıyorum böyle doğum günüydü benim o gün. Babam geldi işte işten falan beni uyandırdı tamam mı böyle uykumdan. Uyandım falan böyle ışığı bir yaktı elinde böyle kocaman böyle bir hayvanat bahçesi seti tamam mı. <laughs> İnanmaz o an benim için uyku bitti zaten. Direkt işte onlarla falan oynamaya başladım böyle. ya O tarz şeyler çok severdim. Böyle Cowboy Kızılderili setleri işte kendim şey işte ondan dolayı zaten işte bu simülasyon oyunlarını falan bayılıyorum yani. Root Icon'ları ya da hatta strateji oyunları. Onları çok severim. Hep tane hani millet yanımda counter oynarken ben işte Age of falan oynardım. O tarz şeyler çok etkiledi bende de ama çok şeydi yani oyuncak skalam çok geniştir bu arada. Şu anda piyasanın bizzat içinde olduğum için e, iyi de bilirim yani ama artık değişti oyuncaklar ya. Oyuncak artık şey oldu. Evet. Film var, filmin oyuncağı. Bilmem hmm. ne yani Onun dışında çok hani kendine has Hot Wheels'tır, Barbie'dir falan yine full devam da. <laughs> Değişik yani. Oyuncak ağlıdır bir de şimdi. Çok, çok. hakim ya. değilim ama değil mi? İnanılmaz. Hatta bugün daha bir şey geldi bana. Toyshop'ta bir figürleri, Hogan, Cena falan var 1000 lira. 15 cm'likler. Hmm. Hmm. 1000 lira hmm. 999 TL. O kup kafalar <laughs> ben hatırlıyorum. Halbuki de bu kadar da değil yani. <laughs> evet bu kadar tabii ama. Bu ne ya değişik. Öyle. Evet. Evet bitir bitti. Bitirmeden önce e, şeyi söyleyebilir miyim? Söylemişsin. Kelime bulamadım. Sö tamam. Söyle Söyle söyleyemiyor Söyleyemiyormuşsun galiba. <laughs> Yok müsaade almak istedim oğlum ne var Söyle yani. Söyle oğlum ne ben, ben, ben bu hafta bir yere davetliyim. E, Sevgili Punk Stein kardeşimizin <laughs> kanalında bir güreş akşamına konuk olacağım. İki yılda bir konuk oluyorum. Çocuk <laughs> her konuk olduğumda biraz daha büyür diye umut ediyorum. Büyümüyor aynı yaşta hala. <laughs> ee, çocuğu tanıdığımdan beri 12 yaşında. Ee, Size geçemedi <laughs> <laughs> mi hala falan Evet. Geçtim bilmiyorum. Abi ben 12-13 gibi? Abi büyümüyor çocuk ya. Demek ki biz tanıdığımızda 10 yaşında falanmış. O zaman ne bileyim? Bilmiyorum. <laughs> ben 23 Nisan 2020'de tanıştım kendisiyle. Ee, çocuktu. 2024'te geldik hala. 2 yılda bir görüşüyoruz zaten. Neyse bu hafta ondayım. Punkstein'da izleyebilirsiniz. Ee, ayrıca e, bugün ayın 17'si. Siz bunu 18'inde izliyorsunuz. 25'inde 25 Ocak'ta askerlik yerim açıklanıyor. Hadi ee, önemli bir olay. Ee, Şubat'ta gidip gitmeyeceğim de 25'inde açıklanıyor. Şubat'ta gidersem haftaya benim de Go Home Show'um olabilir. Yani <laughs> Onları da burada konuşuruz. Bana dua edin, İnşallah güzel bir yer çıkar. Dedi ve Doğu Beyazıta. <laughs> Altay sanki bir sene gidecek. Yani. Yok şimdi. E, e, doğu hani... Beyazıt deme yani. <laughs> ben gelmiyor, etmiyor. Ulan vatanı korumaya gidiyorum. Ben askerdeyken bana part time diyen vatan aynıdır. Şimdi söylüyorum. Gidersen tam hangi tarihte gideceksin? Etme. 8 Şubat. Tamam, 8 Şubat'tan itibaren arkadaşlar. Kapıları kilitlememize gerek yok. Vatan. <laughs> evet. Sıçarız bu arada. Burada ya. Fotoğraf... bu adam neyimizi koruyacak <laughs> <laughs> anasını? <laughs> Siz rahat <laughs> uyuyun diye. Siz rahat <laughs> uyuyun diye ben uyumuyorum. Bu arada askerden dönüşte de kitap yazacağım anılarım diye. Fotoğraf çekmeyi de unutma da grafiğe koyacağım çünkü. Öyle şöyle aynen. <laughs> aynen. On not returns diye. Helal olsun. Durum bu. O zaman 32. bölümü noktalıyoruz. Aa evet 31'i kaçırdım ben. Ee, ben neyse. yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Ben, ben, ben 31'i kaçırmam. Görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay. <laughs>